Mentörün sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün daha önceki programlardan farklı bir konuyu konuşmaya çalışacağız. Bitkileri konuşacağız. Bitkileri tarihini, Türkçe yazılan bitki kitaplarını, Anadolu sahasında yazılan Türkçe bitki kitaplarını, bundan 500 yıl, 600 yıl önce bitkilerin ne şekillerde ve ne amaçla kullanıldığını, hülasaten bitkilere dair, bitkilerin tarihine dair konuları konuşacağız. Ayrıca tabii Kocaeli bitkilerini de konuşacağız. Birbirinden değerli iki konuğum var. Bir hoca ve bir talebesi. Doçent Doktor Meryem Gürbüz ve Doktor Hüseyin Doğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi Hüseyin Bey falan demeyeyim, Hüseyin diyeyim. Bizim program zaten sohbet programı. Sohbette biliyorsunuz samimiyet üzerine kuruldu. Dolayısıyla ben de samimiyeti bozmadan Hüseyin diyerek başlayayım. Hakikaten ben Hüseyin'i tanıma ve ondan haberdar olmanın vesile olan şey şu masanın üzerine duran çiçeklerden dolayı oldu. Kocaelibitkileri.com diye bir site var. Evet. Ben o siteyi Allahu Alem Hüseyin'in yaptığını bilmeden önce bir enstitü, bir böyle bir firma, bir merkez veya böyle 3-5 kişiden oluşan bir ekip tarafından, bir kurum tarafından hazırlandığını düşünüyor idim. Sonra bir baktım arkasında sadece bir adam varmış. Tek kişilik enstitü gibi çalışmış. O zaman dedim bu adam yani çok önemli şeyler yapıyor. İyi ki memleketimizde böyle insanlar var da böyle işler yapıyorlar diye çok hoşuma gitti. Çok takdir ettim. Daha önceden birkaç defa niyet etmiştik programı davet etmek için. Ancak o zamanlar doktora tezini bitirme aşamasındaydı. Dedik o kafa tezini bir bitir, öyle bir rahatla, sonra yaparız dedik. Tez bitti, araya yaz girdi. Bu baharda bitirdiniz değil mi evet. Tezi? Araya yaz girdi derken işte ancak vakit geldi. Size tebrik ediyorum. Böyle bir değeri, cevheri hemen bulup işlediğiniz ve onu mücevhere dönüştürdüğünüz çok için. Çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz. Ben ikinize birden sorarak başlayayım. Bu bitkilere olan merakınız nereden geliyor? Ben mi başlayayım? Lütfen hocam. Ben başlayayım. Ben bitkilere akademik çalışma olarak meraklı değilsem siz Harem sahası, evet. Harem tarihi çalışıyorsunuz. Siz bir tarihçisiniz. Evet, ben bir tarihçiyim. Orta çağ tarihçisiniz. Harem tarihi evet. Çalışıyorsunuz. Fakat bitkiler nereden? Evet. Aslında Kocaeli Üniversitesi'nde ders vermeye başlayınca çok orta çağcı olmadığı için birçok dersi de verdik. Bu sırada da kendimizi yetiştirme fırsatımız da oldu. Ben de bitkilerle çocukluğumdan beri ilgiliyim. Atalarımızdan kalan bitkilerle ilgili her bilgiyi korumak isterim, severim. O kültürün yaşatıcılığı boyutunda. Ve ortaçağ tarihçisiyim. Hüseyin de zaten tezini ortaçağ tarihinde yaptı. Yollarımız kesişti. Aynı kurumda çalışıyorduk. Bitkiler sizi bir araya getirdi. Bir getirdi. Bitki sevgisinde bitki sohbetleri. Hüseyin yüksek lisansını Roma dönemi, evet. Antik dönem aslında kaynaklı yapmıştı bitkiler üzerine. Bunun neden orta çağını çalışmayalım? Bitki üzerinden bir orta çağ tarihi anlatmayı denemeyelim diye düşündük. Belki yaratıcı fikir burasıydı. Ama eldeki malzeme çok iyiydi. Yani Hüseyin bitkiler konusuna çok hakimdi. Biz bunu orta çağ konusuna nasıl dönüştürebiliriz diye uzunca bir aslında planlama, düşünme, yöntem bulma dönemi geçirdik. Burada da ne yapabiliriz? İlk de yapacağımız için bizim ortaçağ tarihi çalışmaları konularını evet, bilirsiniz. Evet, ben şaşırmıştım. Yani bitki ve ortaçağ tarihi ya Selçuklu çalışırsınız, işte aha. Safevi Selçuklu çalışırlar, Türkiye Selçukluları, Abbasi, değil mi? Gazneli. Biraz Harezm, Gazneli, evet. Karahanlılar. Ve oralarda yani şimdi... Aslında biz o kaynakları siyasi tarih, müessese, medeniyet tarihi gibi okurken bu bitkileri de çıkarmıştık. Yani Hüseyin bitki biliyordu. Tarihi kaynaklardaki bitkileri de epeyce bir konuşmuştuk. Hocam, bir arka planı vardı. Bir buyurun. Tarih kitabında bitkilerle ilgili bilgi niye geçer? Değişik vesilelerle geçer. Ya gördüğüdür. Ya silahla ilgili bir şeydir. Ya yaygın olarak vardır askerin hayvanını etkiler ya da bazı tarih anlatılarında rivayet ederler ki diye bir hikaye anlatır.
oralarda geçer. Biz bunların aslında peşine düştük ve bir tez kapsamında da sınırlamamız gerekiyordu. Genellikle bilirsiniz, sınırlamaları dillere göre yaparız, coğrafyalara göre yaparız, yüzyıllara göre yaparız. Biz Anadolu'yu baz aldık. Anadolu'yu da Türkçe eserler üzerinden incelemek istedik. Bu genişletilebilir. Daha sonra Anadolu'nun bütün kaynakları baz alınarak, karşılaştırmalı olarak yapılabilir. Biz tarih çalışanlara, kültür tarihi çalışanlara ilk başvuru eserini oluşturmaya çalıştık. Hüseyin'in tezi alfabetiktir. Siz bugün papatya dediğimizde neyi anlıyorsak, acaba bu hep bu papatya mıydı? Açacaksınız, o maddeye bakacaksınız. Ve tezi şöyle kurguladık. Eski Anadolu Türkçesi metinlerini ana kaynak olarak kullandık. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin tür olarak hepsini ele aldık. Yani bir çiçeği, bir bitkiyi edebiyatta nasıl geçtiğiyle, tıpta nasıl kullanıldığıyla önce tanımladık. Bu bitki, şimdi Hüseyin birazdan o tanımlamaları teknik olarak da anlatır. Şeyde nasıl geçiyor? Bitki nasıl tanımlanıyor? İsimleri neler? Birden fazla ismi var mı? Varsa görselinin en eski çizimini bulduk. Çıkıyor muydu kaynaklarda, yazmalarda, görsellerde? Renkli mi, siyah beyaz? Renkli. Renkli, renklendiriyorlar. Tabii. Evet. Ne büyük kolaylık değil mi? Aynen öyle. Peki ne yaptı? Onları böyle aslında uygun bir şekilde yeniden çizme imkanı buldunuz mu? Onun için yani bir bitki ressamı bulmanız lazım. Çünkü ayrı bir sanat. Yani o başka bir iş. Ama aklımızda. Evet. Ama inşallah aradığınız ressamı bulursunuz da bu program vesilesiyle belki evet. Bitkilere meraklı birisi çıkar da size ulaşır. Senin bitkilerle münasebetin ne zaman ve nasıl oldu? Benim merakım çocukluğa dayalı. Ben yine çocukluk. Ben her zaman söylerim. İnsanın çocukluğu vatanı. Yani evet. Her şeyi. Yani o yüzden çocuklarımıza yaşatabileceğimiz kadar zengin bir çocuk yaşatmamız lazım. İlerleyen hayatında başarılı olması için. Tabii. Yani bunu her seferinde görüyorum. Bir kez daha şahit oldum. Sanırım Sezai Karakoç'un da anneyi çöz çocuk çıksın mı? Öyle bir şey. Benim hafızam zayıf. O yüzden benim hiç hatırlayamayacağım. Yani benim de çok iyi değil. Ben Derinceli'yim. Kocaeli'nin bir ilçesi. Uzmanlar ilçe değildi ama klasik bir 80'ler mahallesiydi. Yani biz çocukken görece bağımsızlık, yani belli bir yine sınırımız vardı ama hava karardıktan sonra bile hala dışarılarda olabiliyorduk. Kimse yani arar sorar bir durumda değildi. Bizim, çünkü mahalle birbirini tanıyor, mahallenin çocuğusunuz. Evet, evet. Yani çok dışarıdan gelenden olmazdı. Güvenli ortamlar. Aynen öyle hocam. Mahallemizin sınırında bugün Çene Suyu adıyla maruf, meşhur bir dere suları, vardı. Son suyu da var galiba. Evet, suyuyla meşhur. Oraya giderdim ben hem okul çıkışı, ilkokulda yakında oraya, hem de hafta sonları ve o zaman başlamıştı yani merakım. İşte bu merak sadece bitkilere değil, semender, kurbağa, balık, yengeç, yılan hepsini kapsayan bir meraktı ve bazen bunları alıp eve götürdüm. Bizim ev çatı yoktu. Orada onun benzer bir yapısını kurmaya çalıştım tabii o çağ itibariyle, o yaş itibariyle tabii çok mümkün olmuyordu. Ama daha sonra ekonomik koşullara bağlı olarak bu ilgi köreldi. Çünkü çalışmak zorunda kaldık ekonomik durum. İlkokuldan itibaren ben çalıştım. Bu daha sonra okul zamanına da kapsayan bir çalışma oldu. Dolayısıyla ilgi körelmiş oldu. Yıllar sonra yine ekonomik koşullara bağlı olarak bir kamu kuruluşunda çalışıyorum ben Kocaeli Üniversitesi'nde. Bir ormanın sınırladığı bir kampüse sahip. Umuttepe kampüsü. Evet. Evet, Umuttepe kampüsü. Orada çalışmaya başladıktan sonra artık o orman, işte o ormanın içinden geçen dere, şu bu, çağırmaya başladı Hüseyin, Hüseyin. Tekrar o eskinin şeyi... Çocukluğunuzdaki gibi. Heves tekrar geri çağırmış oldu ve öyle başladım aslında. Önce öğle tatillerinde, bizim bir saatlik öğle tatilimizde. Ondan sonra mesai, günler uzunken mesai çıkışında ormana gittim. Sonra, uzmanlar bekarsın tabii. Evliydim. Evliyken devam ettim. Evet. Eşini tebrik etmek lazım. Tabii. Etmek evet. Lazım. Çünkü eşler izin vermedikten sonra bu işleri yapmak zor. Evet. Hatta zamanla katılanlar da oldu benim bu yürüyüşlerime, mesai arkadaşlarımdan. Bir fotoğraf makinesi ve sonra şu soru geldi hatıra. Kocaeli'de hangi bitkiler var? Ben bu bitkiyi görüyorum. Evet, güzel, çok güzel. Rengarenk. Ama bu bitki nedir? Adı nedir? Bir adı var mı? Bizim hafızamızda bir yeri var mı?
ben bu bitkiyi başka bir yerde gördüğümde tekrar bu bitkiyle bu bitki aynı bitki diyebilmem için kaynak arayışına girdim. Ama o tarih itibariyle Kocaeli özelinde konuşuyorum yine hocam. Bitkilerin Kocaeli bitkileri için genel bir kaynak olmadığını gördüm. Birkaç tez var, birkaç makale var ama bunlar da Kocaeli'nin belirli bölgeleriyle sınırlı. Ne bileyim ballı kayalarla ya da kuzu yaylarıyla sınırlı ve sadece bir liste halinde. Herhangi bir detay olmayan klasik taksonomi dedikleri liste halinde ve bunun üzerine ben bunu bir envanter, bir veri tabanı haline getireyim. Fotoğraflarla, bilimsel tanımlarıyla, hafız bizim kültürümüzdeki karşılıklarıyla toplu bir, derli toplu bir veri tabanı haline getireyim. Latincelerini falan da yazmışsın hep. Evet, bu temelde bu bütün bitkiler, hatta bütün canlılar alemi, insan dahil ikili adlandırma denilen bir sistemde sınıflandırılır. Binominal nomenklatür adı verilen, Linnaeus tarafından ortaya konulan. Yani her canlı teknik olarak benzersiz bir isme sahip olmalıdır, ikili bir isim. Dolayısıyla bu bitkilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onun sebebini biliyor musun? Yani niçin her canlıya iki isim verilir? Mesela bir bitkiye iki isim veriliyor. Neden? Evet. Nedeni şu, coğrafi keşiflerden sonra, coğrafi keşiflerden önce bilinen bitki miktarı 6.000 ila 8.000 arası ama coğrafi keşiflerden sonra bu astronomik derecede artmaya başlıyor. Amazonlardan, işte Avustralya'dan, Kuzey Amerika'dan tonlarca bitki örneği yağmaya başlıyor Avrupa'ya. Artık iş içinden çıkılamaz hale geliyor ve bunun önüne geçebilmek için bir kimlik numarası belirlenmesi isteniyor, benzersiz. Yani şimdi kurt dediğiniz hayvana mesela bir yerde börü derler, bir yerde wolf derler dünyanın her tarafında. Ama siz ona canis lupus dediniz mi, dünyanın neresine giderseniz gidin kurttan bahsettiğinizi anlatmış olursunuz. Aynı şekilde işte tilkiden bahsetmek istediğinizde vulpes vulpes dediğinizde dünyanın neresine giderseniz gidin salep mi, tilki mi, neden bahsettiğiniz önemi yok. Direkt bunu anlatmış olursunuz. Dolayısıyla bu bilim dünyasında ve daha sonra da genel çerçevede müthiş bir kolaylık sağlayan bir sistem. Örneğin ben Kocaeli'den örnek vereyim. Bizim Kocaeli'de birbirine komşu olan 3 köyde aynı bitkinin farklı isimlerle bilindiğini biliyorum. Yani bir köye gittiğinizde şu bitki nedir diye sorduğunuzda... Muhtemelen göçmen köyüdür. Biri muhacirdir, göçmendir. Zaten biri... yol kesişmemesinin nedenlerinden biri de o. Ben Güneyik diyorum, biri Hindiba diyor. Hüseyin onun bilimsel adını söylüyor. Bu böyle ilerliyor. Aynen öyle hocam. Daha sonra bilimsel tarafı da işte hocam sağ olsun ben... Kabul etti. Evet, kabul etti. Lütfedip. Lütfedip, kabul etti ve baştan sona kadar destekledi. Sıkıştığımda yol gösterdi hem kaynak hem fikir olarak. Aslında o şeyin ortaya çıkması eğer bir başarıysa başarının büyük bölümü hocama yani, ait. Tabii ki bunu hoca öğrenci evet böyle birbirinize iltifat etmeniz güzel bir şey ama bu ikili bir şey. Çünkü hoca da Haremşah, ben Haremşah dönemi çalışıyorum. Anadolu sahasındaki bitkilerden ben çalıştıramam Hüseyin. Tabii ben de sıfırdan çalışmaya başladım. Evet. Ya onun o merakı, ilgisi seninle beraber doktora yapmış olması. Tabii. Araziye çıktık beraber. Beraber. Dolayısıyla bu da senin için de bir şans olmuş. Böyle bir hoca bulmak. Evet. Onu da geri gelmişken ifade edin. Biz tabii hani şimdi kendimizi... Birbirinizi bulmuşsunuz. Bulduk. Evet. Mayamızda tuttu. Değil mi? Çalışıyoruz. Başka çalışanlar da var arkadan gelen. Tabii teşvik edici oldu, gördü, yapıldı. Ve sadece bitkilerle de sınırlı değiliz. Tarihi doğadaki başka unsurlardan okumaya da kararlıyız. Evet. Ve Kocaeli Üniversitesi Ortaçağ tarihini bu yönde geliştirmekte istiyoruz açıkçası. Evet, aynen öyle. Çalışmak isteyenleri bekleriz. Evet. Peki bu fotoğraflamak işi, tabii bitki olunca bu da başka bir de şimdi sen fotoğraflamak diye bir şey var, fotoğrafçılık. Tabii. Evet. Bu fotoğrafçılığın dalları var, alt dalları var. Evet. İşte sokak fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığı, portre, spor fotoğrafçılığı, evet, portre fotoğrafçılığı gibi. İşte bunların içinde bir de bitki, manzara fotoğrafçılığı, bir de bitki fotoğrafçılığı var. Bunun hayvan fotoğrafçılığı da var. Evet. Bir de bitki fotoğrafçılığı var. Sen onu da seçiyorsun. Bu da ayrıca bir uzmanlık alanı aslında. Evet, aslında temel fotoğraf bilgisine sahip olmak iyidir. Fotoğraf tekniklerine sahip olmak ama bitki fotoğraflaması ayrı, sizin de buyurduğunuz gibi ayrı bir durum. Çünkü bitkinin hangi mevsimde çıkması çıktığını, çiçek açtığını, meyve verdiğini bilmeniz gerekiyor. Bir de bitkinin hangi parçalarına yoğunlaşmanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor.
Bir de o bilginin açtığı vakit daha var değil mi? Gündüz açan var, akşam evet. yatarken akşam üstü açan var. Tabii. Akşam sefası. Akşam sefası falan. Ezan çiçeği. Ezan çiçeği. Ezan çiçeği ile akşam sefası aynı şey mi? Yok. Değil, farklı şey. Ama aynı. Ama ezan çiçeğinin kokusu çok güzel. Evet. Ben bu kadar güzel kokan çiçek böyle siz de biliyorum, biliyorsunuz tabii. Kokusu değil mi? Çok ben güzel. Ben bayılıyorum yani şimdi. Evet. Onun tohumlarından işte alacağım inşallah, dikeceğim evin önüne. Çok beğendim yani. Bizim orada inşallah yetişir. Yani onu da bilmek lazım. Sadece evet, dediğiniz gibi. Yani bitkinin hangi parçalarını çekmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Bunun yanı sıra temel bir botanik bilgisine de sahip olun. Bu arada hemen sorayım. Çok özür dilerim merakımdan ve heyecanımdan. Estağfurullah. Bu şeylerdeki botanik indekslerinde, bitki indekslerindeki fotoğrafçılığın, fotoğraf konulacak fotoğrafların bir standardı vardır herhalde. Var. Ben çektiğim fotoğrafı göndereyim oraya demiyordun. Hayır. Senden bir şey... Evet. Evet. O nereye dikkat ediyorsun onun için? Şimdi kesinlikle yani bir genel yapıyı istiyorum. Botanik indeksinde evet. Yani yayınlanacak bir çiçek fotoğrafının da neler olmalıdır? Bir kere kesinlikle genel yapıyı istiyoruz. Yani boydan aşağı yani tam bir... Toprakla en üst arasında... Evet. Genel bir yapıyı istiyoruz. Onun yanı sıra yaprakların ön ve arkalarını da istiyoruz. Ve bunların makrolarını da istiyoruz. Tüy durumunu görmek için. Çiçeklerde tüy mü var? Evet. Tüy var. Gövdenin ayrıca fotoğraflanmasını istiyoruz. Taç yaprak ve çanak yaprak dediğimiz şey, bu çiçeğin bu renkli bölümlerini oluşturan kısımların da fotoğraflarını istiyoruz. Bir de en son aşamada meyve fotoğrafını da istiyoruz. Yani aslında bir botanikle ilgili bir bilimsel makalede yeni bir diyelim ki bitki tanımlıyorsunuz. Bir botanik çizimin olması önerilir. Bir ressama çizdirmeniz gereken yani şematik bir çizim. Bir de fotoğraflarla bunu desteklemeniz ister ve denedin mi? Yani resim çizme kabiliyetin falan hiç böyle? Yok. Hiç yok hocam. Yani teşvik ettiklerim yok. Oldu ama onlar da bir noktadan sonra pes ettiler çünkü zor. Peki hiç keşfettiğin böyle kataloglara aldım. İlk defa Hüseyin Doğan tarafından bulunmuş bitki var mı? Hocam teknik olarak bir botanistin şey aslında bu. Ben sadece sen tarihçi şüpheli... olduğu için kabul etmiyorlar öyle mi? Yok şöyle demem gerekiyor. Ben şüpheli olduğunu, daha öncekilere benzemediğini anladığımda bunu botanik bilim insanlarına maille ya da işte telefonla söylüyorum. Tabii. Devamını onlar getiriyorlar. Peki böyle devamını getirterek bilim bitki alemine indekslere giren... Literatüre giren yok ama popülasyonu bulunan var. İlk defa literatüre giren yok yani benim keşfettiğim yok. Ama popülasyona giren var yani burada da yayılışı var. Kaç bitki Kocaeli'nde farklı bitki... Çiçek resmi çiçek var. 16.000 fotoğraf var. 2.200 farklı bitki taksonu türünden. Türkiye'de toplam bitki farklı. 12.000 üzerinde. Avrupa'nın tamamı işte Rusya'ya harç tutarsak en kalabalık bitki çeşidine sahip olan ülke. Zengin. Evet. Çok zengin. Bu kaybolan diller gibi, cinsi sona eren hayvanlar gibi şeyler var biliyorsunuz. Bazı doğada bazı canlılar var. Soyları tükeniyor. 3 tane kalmış, 30 tane kalmış, 25 tane kalmış. Okuyoruz haberlerde. Hı hı. Bunlar gibi de soyu tükenen çiçek türleri de var mı? Kocaeli'de yok ama Kocaeli'de nesli tehdit altında. Yüksek seviyede tehdit altında olan bitkiler var. Bunlarla ilgili de işte koruma eylem planlarının yapılması gerekiyor. Buyurun. Peki bunu kim yapıyor? Bunu hem üniversiteler yapabilir, hem botanik bilim insanları yapabilir, hem Tarım Orman Bakanlığı yapabilir, hem de amatör, vatandaş bilimci denilen bir kavram var. Onların destekleriyle de yapılabilir. Tabii sen bu arada son kısma giriyorsun. Evet, yani. Tabii. Evet. Peki bu nesli korunmaya muhtaç çiçekler için bir şey yaptın mı, girişinde bulundun mu? Ben evet yani. Birkaç botanik bilim insanıyla görüştüm. Kocaeli için konuşuyorum. Onlar da onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Korunması ile ilgili. Tehdit eden unsur ne onları? Tehdit eden unsur çeşitli. Birincisi yapılaşma. İzmit için konuşuyorum. Yapılaşma ciddi bir baskı biyoçeşitlilik üzerinde. İkincisi bazı bitkiler belirli alanlara has. Yani başka bir yerde yetişmiyor. Örneğin bir bitki denize bağımlı. Yani o kumlu, tuzlu yerde yetişmeli. Bazıları çok dar bir yerde var. Dolayısıyla ne bileyim plaj kenarının, deniz kenarlarının tamamının turizme açılması, buralarda piknik faaliyetlerinin yapılması, ateşler yakılması, buraya çeşitli arazi taşıtlarının sokulması ya da bazı insanların ekonomik nedenlerle bu bitkileri söküp satma yolunu izlemeleri,
fazla otlatma, yani aşırı otlatma hayvanların, bu tür şeyler bitkilerin varlıklarını tehdit eder. Bütün dünyada da o nedenler geçerli, evet, aslında. Aynen öyle. Tek hizmet için değil. Aynen. Peki bu bitkisi, nesli tükenen bitkilerle biz neler kaybederiz? Doğaya ne tür zarar olur? Çok şey kaybederiz. Çünkü neticede doğa bir kaos içinde bir düzen. Yani bu Latince kaos ob ordo. Yani kaostan doğan düzen. Bir kaos var gibi görünür. Her şey çok karışıktır. İşte biz karıncaları sağa sola koşarken görürüz. Yağmur sert yağar ve işte bitkilerin çeşitli parçalarına zarar verir. Ama neticede hepsi birbirine en temel düzeyde, bir simbiyotik derecede bağımlı. Dolayısıyla siz bir bölgeden bir canlı türünü alıp orayı o canlıdan canlısız bırakırsanız, o canlıyı oradan yok ederseniz, o zincirleme bir reaksiyona neden olabilir, kelebek etkisi denilen. Ve dolayısıyla Yellowstone bunun için çok güzel bir örnektir. Sürekli verilir Yellowstone'un işte oradaki kurt popülasyonu yok olduktan sonra ne hale geldiği. Dolayısıyla herhangi bir bölgede herhangi bir... Hatırlatır mısın o şeyi, kurtlar öldürülünce ne oldu? Şöyle, çünkü onu daha iyi anlamamız lazım. Yellowstone Milli Park Amerika'da. Evet, bir yer, mahalli burada, bir mekan parkada. Evet, buradaki kurtlardan rahatsız oluyorlar vaktiyle Amerikalı sömür kolonizasyoncular. Daha sonra buradaki kurtları öldürüyorlar. Kurtları öldürdüklerinde bu park içinde bulunan otçul hayvanlar artık bir tehdit olmadığı için rahat rahat aynı yerde yatıyorlar, aynı yerde otluyorlar. Ve sadece oranın kaynaklarını tüketiyorlar. Oradaki bitkileri tüketiyorlar. Dolayısıyla parkın diğer taraflarını, o işte keçi diyelim, geyik diyelim, karaca diyelim, diğer taraftaki çeşitli bilgileri bunlar aslında yiyerek onları ya da kabuklarını çıkartarak aslında orada bir doğal dengeyi, bir herhangi bir türün fazla yayılmasını, fazla çoğalmasını engellemiş oluyorlar gezerek. Beri taraftan herhangi bir tehdit kalmadığında, kurt tehdidi oradan kalktığında, bu otçul hayvanlar, otoburlar gezmek ihtiyacı duymuyorlar. Bir yerde kalıyorlar ve ondan sonra tabiat parkının bütün düzeni bozuluyor. Bu fark edildiğinde tekrar dışarıdan kurt ithal ederek tekrar o parkı eski haline getirmeye çalışıyorlar. Biz dışarıdan baktığımız zaman işte kurtların olmaması nedeniyle geyiklerin sayısının çoğaldığını, dengenin bozulduğunu söylüyoruz ama bozulan sadece geyiklerin dengesi değil, ağaçların, bitkilerin, o ağaçların bitkilerin dengesiyle başka hayvanların vesaire. Bunlar çok önemli. Evet. Yani evet, ama biz de bu çok vahşi bir yapılaşmadan geçtik. Evet. Ülkeler böyle. İnşallah bu duyarlılık, bu bilinç biraz daha yayılır. Ve bundan sonra yapılaşma ve imar açıdan alanlardaki bu hem bitkiler hem hayvanlar hem doğal dengesi olan sular, yeşillik falan korunur. Bu da önemli tabii. Tabii. Aslında güzel bir noktaya değindiniz hocam. Biz de aslında hocamla bizim aslında şey, bilimsel faaliyetlerin biraz da ötesine giden başka faaliyetlerimiz de var. İşte öğrencilerin... Nedir onlar mesela? Siz istediniz hocam. Yani biz bütün herkes işine önce üniversiteden başlayarak işte idari akademik personel ve öğrencileri başlatarak daha sonra genel bir nüfusa yayarak belli dönemlerde, belli bölgelerde belli faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bunun adı TÜRSAY, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de yapılan bir şey. Bir dönemde oradaki bütün canlı varlığını kayıt altına alıyoruz. Yani herkesle, bitki, hayvan, yani evet, ne olursa. Evet, ne olursa. Böcek, mantar, liken. Ve değişik bitki gruptan insanlar. Yani biyoloji kulübü de buna destek veriyor mesela üniversitemize. Tarih öğrencileri de geliyor. Üniversitemizde çalışan personel, memurlar da geliyor. Meraklı herkes. Evet, meraklı herkes. Hep birlikte ilkini Aralık'ta yapıyoruz. Buyurun, bekleriz. Valla ben haberim olursa fırsat, tamam, gelirim. Yani ben bir de yeter ki şey olsun, çok değişik bir aktivasyon olacak benim için de. Seve seve gelirim inşallah. Yani. Aslında bütün bu anlatılanlardan bilimsel çalışmaların sayısal sözel diye ayrılmadan da bir noktada buluşup yapılabileceğini görüyoruz. Nasıl desteklediğini ve muhtaç olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Yani keskin çizgilerle kanat ayırmanın. Gibi, yani bir kanat, tek kanatlı oluyor öbür türlü. Evet, Hüseyin'in bu bitki bilgisini biz tarihe değil mi taşıyoruz? Şimdi o kadar bilmese, kendisi yıllarını verip çalışmasa bu çok zor. Nereden fark edecek? Tabii. Şimdiye kadar defalarca, yüzlerce çalışıldı o metinler, yüzlerce defa okundu. Kim, niye yok? Yani çünkü bilgi böyle bitki. Şimdi senin bu söylediklerinin hepsini böyle mesela senin kadar bitki bilen birini bulsak da biz de
edebiyatta tez yaptırsak Hüseyin. Mesela aslında çalıştığımız eserlerin çoğu edebiyatçılar tarafından, onların da hepsini övelim. Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde Eski Anadolu Türkçesi başlığında çalışılmış eserler. Biz bu eserlerin içinden bu malzemeyi çıkarıp tarih için kullanıyoruz. Ve bazı sorular soruyoruz bundan sonraki çalışmalar içinde. Mesela çağın, orta çağın en korkunç hastalıkları salgın hastalıklar. Bu salgın hastalıkları bitki temelli nasıl önlemeye çalışıyordu? Şimdi ilaç ya da koruyucu tıp değil mi? Farklı farklıdır. Ve bu bütçelerle de ilgilidir. Fakir biri ne yapıyor aynı hastalıkta? Zengin biri ne yapıyor? Seçeneklerimiz ne kadar? Ya da at en önemli hayvansa, at hastalandığında ya da savaşlarda yaralandığında bitkisel çözüm bulunuyor mu? İşte aslında tam da bunlar tarihin konusu. Tarihi ete kemiğe iyice büründürmüş, daha anlaşılır kılmış oluyoruz. Vallahi böyle sultanların ve yani büyük büyük adamların başından geçenlerden ibaret değil tarih. Evet. Bu sizin anlattıklarınızdan. Evet. Bazen vergi yerine bitki ya da hayvan üzerinden alıyorlar. Anlaşmaların o kadar kıymetli bitkiler var ki savaşların sonucundaki anlaşmaların bitki üzerinden yapıldığını görüyoruz. Evet. Ya da inanılmaz bir trafik var. Ticareti. İstanbul'da da bu bitki yetiştirmek üzerine çok geniş bir merak var. Hobi olarak da yetiştiriyorlar. Hı hı. Özellikle görüntüsü güzel, kokusu güzel çiçekleri ve gene özellikle gülleri üzerine farklı farklı gül desenlerde, kokularda, renklerde gül yetiştirme çalışması gayreti. O da başka bir şey. O da bir zevk tabii. Bizim evlerimizin etrafı çiçek bahçesi. Kültürümüz. Şimdi hakikaten de ben de çiçekleri çok seviyorum. Şimdi en azından çiçek bahçesi yapmaya çalışıyorum da o yüzden biraz da meraklanıyorum. Ama demin çok güzel bir konuya değindiniz. Benim için de çok önemli bir konu. Üniversiteyi yaygınlaştırmak. Eğer bu hakikaten yani bir keşke kulüpten öte bir seçmeli ders olarak da değerlendirilse, üniversite seçmeli ders olarak kabul edilip de planımız da var. Yani onu öğrenciler de bu, çünkü hem bununla ben doğayı tanımadan bir insanın hiçbir şey olamayacağını kanaatindeyim. Yani bu doğayla haşır neşir olmadan. Bakın ben başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben mesela edebiyatçıyız. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur sözü değil mi? Hı hı. Bunu söylemeyenimiz var mı? Yok. Ben bu sözün doğruluğunu küçük bir bahçe sahibi olunca gördüm. 2 hafta gitme. O bitkiler nasıl birbirine giriyor? Nasıl o yani 2 hafta önce güzel bir resim gibi yüzüne gülümseyen o çiçekler birkaç haftalık ilgisizlikten sonra bir gittiğin zaman bambaşka bir duruma göre. Tabii. Demek ki bakarsan bağ, bakmazsan da buymuş. Bir de bunu daha geniş düşünelim ve Orta Çağ'dan aslında bir örnek verelim. Salgınlar dedik ya, salgınlarda çalışır, nüfus kırılıyor. Evet. Yani tarlalarda çalışacaklar. O tarlalar işlenmediğinde, birkaç sene içinde yeniden orman hüviyetinde özellik göstermeye başlıyor. Orayı siz yeniden tarla yapmaya çalışmalısınız. Tam da dağ oluyor aslında bakılmadığında. Evet, hakikaten bu bir insanın kendini tanıması, bilmesi çok çok mühim şey. bu çok fakiriz aslında. Sokaktan 10 tane adam çevirsek, bildiğin çiçek isimlerini say desek herhalde onu geçer mi bilmiyorum. Yani ortalama bir insandan bahsediyorum. Evet, evet. Mesela benden bahsediyorum. Ben şimdi sayayım desem, şimdi televizyonda mahcup olmak için o işe girmeyeceğim. Ama çok sınırlı. Oysa çiçek, ülkemizde yetişen çiçek sayısı çok daha fazla. Hı hı. Evet. Bu konularda da biz yani eğitimcileri de, ilkokul öğretmenleri, kitapları, ders kitaplarında da çocukken de böyle çiçek dikmeyen, büyütmeyen. Neyse biz o eğitim Türkiye sorunlarına girersek içinden çıkamayız. Biz şeyden, bunu siteye nasıl dönüştürdün Hüseyin? Şimdi benim ilk çektiğim bitki bu... Siteye dönüştürmeseydin bu programı yapıyor olmayacaktık. Benim ilk fotoğrafını çektiğim bitki bugün Sarı Kantaron adıyla bir numaralı fotoğrafta gösterebilirse eğer arkadaşlar. Sarı Kantaron adı verilen, bugün çok meşhur olan bir bitki. Kaç nolu bitki demiştin? Bir. Bir nolu resim. Evet. Sarı Kantaron adı verdiğimiz, bugün meşhur olan bir bitki. Aslında bu Orta Çağ'da Kantaron denilen bitkiyle bugün bizim Kantaron adı verdiğimiz bitki aynı bitki değil. Yani İbn Sina'nın Kantaron dediği bitkiyle
bizim bugün evet fotoğrafta gördüğümüz... Bu da başka bir sorun değil mi evet, hocam? Evet, bunun bir uyarı yapmayı çok isterim. Lütfen. Evet. İbn-i Sina'nın tarifi böyledir. Şunu alın, bunu karıştırın. Böyle evinizde yapın için lütfen bunlardan uzak duralım. Yani o çünkü İbn-i Sina'nın tarifinde geçen çiçek adlarıyla... Tabii. Bugün o çiçek adları altında olan çiçekler aynı çiçekler değil. Büyük oranda doğru. Aynen öyle. Değil. Evrim mi geçiyorlar hocam bunlar yoksa isim farklılaşması var mı? Lütfen sen söyle. Tezinin hocam, konusu olduğu için girmek istemiyorum. Bunun belki de en başat örneği zakkumdur. Bugün bizim zakkum dediğimiz bitki her yerde var. İstanbul boyunca bütün peyzaj alanlarında evet. var. Ve şehirde... Arsız bir çiçek tabii. Çok bakım da istemiyor. Tabii. Evet. Şehirde bir de atmosferi politize ettiği için de tercih ediliyor. Hı-hı. Ama şehirde görebileceğimiz en ölümcül bitkidir bu. Zakkum. Ama neden? Orta zehirlidir. Hayli zehirli bir bitkidir. Yapraklarından her şeyine kadar zehirlidir ve ölümcüldür. Tabii herkesi öldürmeyebilir ama uzak durmak en iyisidir. Ama orta çağda ve mesela Kur'an'da da sıklıkla geçen bir isimdir zakkum. Orta çağda da bilinen bir bitkidir. Aynı bitki değil mesela. Orta çağın zakkumu Mısır'da görülen acı bir meyvesi olan ki aslında bu Kur'an'daki onların yiyecekleri zakkumdur kavramına da oturan. Çünkü modern zakkumun yiyecek bir tarafı yoktur. Ah Hüseyin meyvesi. Sen şimdi tefsirleri de bize şüpheye düşürdün artık. Yani tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'e geçen değil mi, bitki adlarının günümüzdeki gibi olmadığını şuna vermiş olduğunu örnekten. Biz onların ne olduğunu gösterdik çalışmada. Evet biz onların doğru olandan mı tabii, halini onun ne olduğunu gösterdik. Baktım, onlar demek gözümden kaçtı farkı. Doğru halini söylemiş oluruz yani. Hocamın da dediği gibi aslında İbn-i Sina'nın işte kanunda zakkumu alın için baş ağrısını geçirir denip bugünkü zakkumu yaparsanız ya da kantoron örneğinde olduğu gibi bunu çok sık görüyorum mesela. İbn-i Sina'nın kantoru kesinlikle bu değil. Yani, o ne? Onun iki tane var. Kantaryonu sagir ve kantaryonu kebir diyorlar. Büyük kantoron ve küçük kantoron. Zaten metinde çiçek rengini veriyor İbn-i Sina. Biri kırmızı çiçeklidir diyor, biri mavi çiçeklidir. Bu sarı. Evet. Evet. Ya metinde bile zaten belli. Belli. Yani hiç detaya girmeden. Örneğin siz daha iyi bilirsiniz. Lale de bu evrim içinde. Mesela Orta Çağ'ın lalesiyle Osmanlı'da bir döneme adını veren lale aynı bitki değil. Ama buradaki işte sizin dediğiniz evrim meselesi ortaya çıkıyor. Orta Çağ'ın lalesiyle Orta Çağ sonrasının lalesinin benzer bir tarafı var. İkisinin de taç yaprakları kırmızı ya da pembe tonlarında. İkisinde taç yapraklarının dibinde siyah lekeler var. Dolayısıyla hem sevgilinin yanağını hem de sevgilinin kara bağrını iki çiçekle karşılıyor. Dolayısıyla bu aslında lalenin neden adının değiştiğinin bir açıklaması olarak düşünülebilir. Kadın ya şimdi siz tamam, bu yani. Her şeyi değiştiren şeyler aslında bunlar. Çıkıyorlar biliyorsunuz. Bir de insanlar meraklı böyle bitkileri günümüzde alternatif tıp merakı da oldu. Bitkilerle tedavi aldı başını gidiyor. Yani bu iş o kadar basit bir şey değil. Hayır değil. Ya da bitkileri lütfen toplamayın kafanıza göre diyelim izleyenlere. Çünkü hepsinin bir zamanı var. Kendilerini yanlışa götürürler. Öyle değil mi? Yani onu aldım sıcak suya koydum içtim. İşte şununla karıştırdım. Onların ölçüleri bile farklı. Ve bu orta çağın ileri tıbbı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz İbn-i Sina ve bütün orta çağ değil mi? Tıpçılarına hayranız. Hepsini hayır dualarla yad ediyoruz. Onlar o kadar kıymetlilerimiz. Ama şunu hiç unutmayalım. O bilgiler o dönemin ileri bilgileri. Bugün tıp bambaşka yerlerde. Şimdi tabii bir tür teze gelemedik. Ama aslında arada sırada böyle dokunduruyoruz, geliyoruz. Tarihe tekrar geleceğiz. Ama bir hem sizi dinlendirelim, bir arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir video var. Onu izleyelim. Tamam. Bu sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.
Evet, yani hakikaten de Anadolu dediğiniz gibi gerçekten çok zengin. 12 bin demiştiniz değil mi? Toplam Anadolu'da görülen. Evet. Ve bu 12 bin çeşit ile Avrupa'nın en zengin. Evet, Rusya'nın hemen arkasında ama Rusya dediğimiz... Rusya kaç milyon metrekare? Türkiye, Asya dahil. Yani onunla karşılaştırmak bile çok fazla. Peki siz tarihçisiniz. Lisans da tarih miydi sizin? Değil. Benim lisans işletme. Peki size botanikçiler, biyologlar, kardeşim senin bitkilerle bu biyolojiyle falan... Çünkü nihayetinde bu biyolojinin evet. Konusu. Evet. Biyolojide de botanik diye bir bölüm var. Belki ziraat fakülteleri, ziraat fakültesi ve eczacılık fakültesinin de konusu olabilir. Farmakoloji, evet. İlaç, milaç, evet. Orman. Hatta kimyalar bile, çünkü kimyasallarda da kullanılıyor. Doğru. Evet. Şimdi sen böyle bir tepkilerle karşılaştın mı hiç? Bilakis ben hep iyi tepkilerle karşılaştım. Yani buradan aslında... Bize biliyorsun meslek taassubu çoktur. Aslında evet, ben o bir şey, bir korku unsuru başlangıçta var ama ben tam tersini söyleyeceğim. Ben doğrudan ne zaman bir botanik bilim insanına yazsam, hemen işte kendinizi tanıtarak bir e-posta gönderiyorsunuz. Kaynak göstermeler, neye dikkat etmem gerektiğini söylemeler, bu alanla ilgili şu hocamız daha iyi, onu refere etmeler falan. Hiç ters bir tepki almadım. Bilakis hep daha böyle sırtını sıvazlarlar ya, hadi devam et. Yapabiliriz. Öyle tepkiler aldım. Ne güzel. Yani güzel insanlarmış botanikçiler o evet. Zaman. Yani evet. Yani onların böyle de takdir yani, edelim bu tavrını. Yani kendi çok üniversitemizdekiler için görmeye alışık olmadığımız şeyler değil bunlar. Genellikle böyle bir meslek taassubu, kıskançlık vesaire gibi olur. Sen nereden bileceksin dindir. Bilakis sen teşvik görmüşsün. Burada senin gıyabında tüm botanikçileri, tanıştığın bütün biyolog arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Haklarını teslim ederim. Şimdi biraz da yavaş yavaş tarihe doğru gidelim. Anadolu sahasında yazılan bizim bildiğimiz Türkçe ilk botanik kitabı ne zaman yazıldı, kim tarafından yazıldı ve niye yazıldı? Şimdi bununla ilgili bir uzlaşı yok. Bu bir tartışma konusu. Hı hı. İlk kimin yazdı ama genel yönelim Hekim Bereket'in Tuhfe-i Mübarizesi'nin Türkçe'ye tercüme edilmiş hali olduğunu söylenir. Genel uzlaşı. O tıp kitabı değil mi aynı zamanda? Hem tıp, evet. Aslında onu da hemen arkasından ona da ben değinmek isteyeceğim müsaadenizle. Bu eser aslında Türkçe değil ama teşvikle aslında bu şeyi de gösteriyor. Beylikler dönemi ya da hatta Anadolu Selçuklu'ya da katabiliriz buna. Türkçe'ye bir destek var devlet adamları tarafından ve deniliyor ki ya bunu Türkçe yazarsanız daha faydalı olmaz mı? Yani bir de bunu Türkçe yazın, bir de öyle bakalım deniliyor ve tekrar Türkçe yazmasıyla ilk eser olarak Tuhfe-i Mübarizenin olduğuna dair genel bir yönelim var ama bu şey değil, müttefekün aleyh değil, yani itirazlar da var tabii. Şimdi Eski Anadolu Türkçesi, hatta antik çağa kadar da gidebiliriz. Botanik bağımsız bir bilim dalı değil. Aslında eczacılıkla, tıpla ve diğer işte sosyolojiyle de iç içe geçmiş bir halde. Bir Hekim Bereket örneğinden de verebiliriz bunu. Ya da işte Orta Çağ'ın diğer botanik devlerinden de İbn-i Baytar'dan ya da İbn-i Sina'dan, Biruni'den ya da antik çağa dönerek Dioskorides'ten, Galenus'tan da, Teofrastus'tan da bahsedebiliriz. Netice itibariyle izlenen yöntem en basit temelde şu. Önce bitkinin bilinen isimlerini zikrediyorlar. Yani Farsi'de bu derler, Arabiler şu derler, Türkiye'de de budur. Ya da varsa işte Rumlar şöyle der, Frankler şöyle der, işte Ermeniler böyle der. Önce bitkinin adını söylerler ve bu buraya kadarki olan yapı itibariyle aslında çok dilli bir sözlük gibidir bunlar. Ardından bitkinin morfolojik yapısını anlatmaya başlarlar. İşte şu arşındır, çiçek rengi budur. Kökü işte soğana benzer, kokusu şöyledir. Meyvelidir, meyvesizdir. Evet, evet, meyvelidir, meyvesizdir. İşte yaprakları, şöyle, yaprakları şöyledir falan değil mi? Evet, aynen öyle. Ve burada çok ciddi bir ne derler? Tasvir gücü çok yüksektir. Dolayısıyla bu yapıda botaniğin alanına girer. Bunların hepsi aslında ben müsaadeniz olursa zaten bir tane örnek okuyacağım hemen size. Bir botanik, Eski Anadolu Türkçe döneminde ikinci kısımda botanikle ilgilidir doğrudan. Ondan sonra bitkinin bilinen fayda ve zararlarını anlatmaya başlarlar. Bu da eczacılık ve tıpla ilgili bölümdür. Ben şimdi Tabip İbn-i Şerif'in bir bitki bilim, bitki terimi, tanımını okuyacağım, betiğini okuyacağım size. Kim elifli yaprak dirler, uzun uzun yaprakları olur,
Tağda, sular kenarında, kayalarda biter. Labada yaprağından uzun olur. İncerek, gayet yeşil olur. Yeldirir, bir yanında elif gibi nişanları olur. Çiçeği ve yemişi olmaz. Ol yaprağı kurudalar, dögeler. Üç parmak ile aldıkları kadar her sabah üç gün yedüreler. Dalak, def olur, gider. Bu... Güzel. Tebamet değil mi aynı zamanda? İlaç da söyledi. Tabii. Bitkiyle tarif etti. Sizi ilgilendiren kısmı bu bitki tarafı. Tabii. Yine elifi yaprak diyor. Evet. Kaçıncı yüzyılda? Bu 14 ila 15. yüzyıl yazısımız. Efendim bunun Türkçesini anlamak için sözlüğe gerek yok. Yani bugün herhangi bir falan diye Yozgat'ın soygun içerisindeki tabii. bir teyzemiz bile anlar. Bu dili okuduğu zaman çok rahat anlayacak. Tabii. Aynen öyle. Bu da bizi şeye getiriyor. Aslında Türkçenin teşvik edildiğini... Halk için yazılmış galiba. Tabii. Ve hem Türkçenin teşvik edildiğini hem de Türkçenin bozulmamış. Burada sadece dikkatimi çeken bir labada kavramı var. O da zaten başka bir bitkinin adı. Bugün yine çoğu insan labadayı efelek adıyla bilir. Labada da diyor. Evet, labada da diyorlar Yunanca. Aynen öyle diyorlar hocam. Doğru, haklısınız. İşte burada mesela bu tanım botanikle azıcık ilgilenen birisi, yine o bölgenin botanik bitki bilgini, şu tanımdan bugün oturur bu bitkinin ne olduğunu çıkartabilir. Mesela ben bu tanımdan hangi bitkiden bahsettiğini anlayabiliyorum. Elimde başka hiçbir şey yok, çizim yok. Ve bu aslında 18. yüzyıldaki bir bilimsel tanımdan daha kapsamlı. Mesela elifli yaprak, siz dikkat çektiniz. Elifli yaprak mesela çok kilit bir ifade. Ve biz elifli yaprak... Elif harfini düşündüğün zaman böyle iğneli evet. gibi bir şey, ince uzun evet. yaprak. Kastediyor. Evet. Dar ve aslında uzun. Aynen öyle. Biz hemen oradan bir spor kesesinden bahsettiğini anlamış oluyoruz ve bunun bir eğrelti türü. Evet. Bir eğrelti türü olduğunu hemen çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla bu Eski Anadolu Türkçesi botanik eserleri dediğimizde aslında biz tamamıyla bitki bilime dair metinler olduğunu kastetmiyoruz. İçinde sözlük kısmı olan botanikle ilgili kısmı olan, tıpla ilgili, eczacılıkla, hatta sosyolojiyle ilgili kısımları da olan. Söyleyeceğiz onları, tabii. Genel, multidisipliner, çok disiplinli metinler olduğunu söyleyebiliriz. Hadi, eczacılığı anladım, tıbbı anladım, bitkiyi anladım da sosyolojiyi anlamadım. Aslında sosyoloji ne ilgisi var? Lütfen sen söyle. Yani sosyolojiyle de ilgisi şöyle, mesela yine İbn-i Şerif'ten örnek vereyim. O dönemdeki şeylerden bahseder bize. Bu işleri kimi yaptığından, nasıl zengin olunduğundan, evet. yani bitkilerle uğraşılarak ya da işte sefere giden hayvanların neyle beslenmesi gerektiğinden. İktisat da var yahu. Tabii. Evet. Hamamda hangi gün hamama hangi bitki kullanılarak işte onun yağı gidilmesinden, hatta ilerlerler hamam adabından bahsederler. Görgü kuralına evrilir. Tabii. Teknoloji, tabii. sosyoloji. Cuma namazına hangi bitki yenilerek gidilmemeliydi, evet. şuraya yiyerek gitmeyin derler mesela. Yani örf adetler, adab-ı evet. muaşeret. Evet. Cuma hangi bitki yemezler? Soğan ve sarımsağı istemezler. Ki değişmedi. Bugün de öyle. Ya da yediyseniz şunla onu kaybedin derler. Evet. Şeylerde, işkembecilerde karanfil veriyorlar biliyorsunuz. Evet. Kesif bir evet. kokusu vardır. O da o kadar eskidir değil mi? Aynen öyle. Karanfil kokusu verir böyle şeylerde. Orta çağda da tam onun için kullanılıyor. Hiç değişmemiş o. Karanfil bak değişmiyor. Nesi değişecek koku yani? Soğan değişmezse karanfil de değişmez tabii. Evet. evet. Yeni bir şey çıkmadı sürece doğru diyorsunuz. Yani bunlar yenilebilir olanları var. Bunların tabii. Evet. Köklü olanları var. Yemek tarifleri de var. Tabii var biz yani. Yemek tarifleriyle de ilgiliyiz. Bu bitkinin olduğu... değil mi? Evet. Her şeyle ilgiliyiz ama tezle ilgili isterseniz... Günümüzde çiçeklerden bitki yapmıyoruz yani şimdi. O zamanlar yemek mi yapıyorlar bu çiçeklerden? Tabii bütün bitkileri kastettiğimiz için. Hindiba örneği verdiniz siz. Tabii mesela işte hindiba her zaman var. Ya da bugün biz mesela Osmanlı son dönemine ya da 17'den sonraki kitaplardan yemek tarifleri çalışanlar var. Biz onları acaba daha eskiye götürebiliyor muyuz? Anadolu'da onlar daha önce de böyle mi yapılıyordu? Ya da bu malzemeler kullanılıyor muydu diye bakıyoruz. Çünkü yemekle şifa... Mi? Efendim? Tesadüf ettiniz mi? Ettik. Hatta deniyoruz, yapıyoruz. Yemekle şifa doğrudan bile. İlişkili. İnanmıyorum. O tariflere yani bakarak şimdi, biz yapıyoruz. Yani 15. yüzyılda yazılmış bir metinde geçen bir bitkilerden yemek tarifi buldunuz. Evet. O tarifi bugün tarif edildiği şekilde yaptınız ve yediniz. Evet. Ay çok merak ettim. Lütfen ben, anlatır mısınız? Neyi? Anlatmayalım. Biz bunları yazdık. Yazdınız mı yani şimdi? Bir kısmı. Okur da ben şimdi merak ettim. Şimdi ne yemeği yaptın? Bir tane yani siz 10 tane yemek yazmışsınız. Evet, ben evet, bir tanesini. Tabii tabii. Örneğin hocam hindiba örneğini veriyor.
Çok aslında, seviyorum, evet, biliyorum. Hindi fayda doğada, çok sever hocam. Doğada çok dolaşırsanız, bir de bu tarihe, Eski Anadolu Türkçesi metinlerine, bir bitkinin kendinizle özdeşleştiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Ben hindiba. Rengi de mavi. Rengi de mavi. Evet. Bir de güneş takip eder o. Yani hocam, bunlar aslında ilk defa Eski Anadolu Türkçesi döneminde oluşmuş tarifler olduğunu iddia etmiyoruz tabii, tabii ki. Mesela hindiba örneğinden gidersek, bununla ilgili bir hadis olduğunu biliyoruz. Bu yine bizim kendi kitaplarımızdan baktığımızda, her katresinde cennetten bir damla olduğu söyleniyor hindibanın. Tıbbi hangi nevi özelliğinden dolayı? Yani tedavi edicisi için mi, kokusu için mi, rengi için mi? Evet. Neden dolayı böyle övmüş Peygamberimiz hindiba? Hemen ona da geleyim hocam. Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem aslında Mekke dediğimiz bölge büyük ölçüde o dönem İran'da parlayan Cundi Şapur ekolünün etkisi altında. Hatta burada buraya gidip eğitim alan çeşitli isimler var. En meşhurları işte Nadir bin Haris ve babası Haris bin Keledi. Bu, yani Peygamberimiz yaşamış olduğu kavimde Kureyş oğullarından birkaç kişi, evet, İran'a gidiyorlar. Orada tıp tahsili, evet, görüyorlar. Tabii. Yani o dönemin meşhur tıp tahsili tabii, tabii. Ve bunlar dönemin şeyi, Harvard'dı yani. Tabii. O derece önemli. Sonra göreye geliyorlar. Evet. Dolayısıyla biz Tıbbi Nebevi'deki işte bu hindiba övgüsünü, aslında Hazreti Muhammed'in övgüsünün evrensel bir övgü olduğunu biliyoruz. Hindiba yani ilk defa Hazreti Muhammed tarafından değil. Bak, ben senelerden beri siyer okurum. Yani Peygamberimiz hayatıyla ilgilenirim. Şiir, mihir vesaire. Şimdi ilk defa böyle tıp oradan geldi gitti, dikkatimi çekti yani. Bu, evet, bambaşka bir şey oldu. Evet evet, yani Hazreti Muhammed'in dönemin tıbbi bilgisine sahip olduğunu başka kaynaklardan da görebiliyoruz. Biliyorum, Tıbbı Nebevi var zaten adı, evet, üzerinde. Onunla yazılmış kitaplar var. Onları biliyorum da, yani Peygamberimizin döneminde birilerinin İran'a gidip, evet, tıp fakültesinde okuyup bilgi evrenseldir. Bu bir şekilde taşınıyor. Orta çağda biliyorsunuz sınırlar, evet, yok. Ulema için sınır yok. İstediğiniz, evet, gibi okursa. Evet. Şimdiki gibi değil de onu biliyor idim de, yani daha çok genellikle Araplar hani kabile böyle çöl falan gibi denir. Biraz mektep, medrese vesaire, aha, çok fazla gündeme getirilmez ya, üzerine durulmaz. O yüzden şaşırdım biraz da. Evet, yani hindiba temelde zaten övülen, sadece gıda olarak değil, sağlık anlamında da övülen bir bitki. Bizim kaynaklarımızda da böyle. Ve hem çiğ hem de buharlama, yani hocam beni düzelsin, evet, ben çok o pişirme tekniklerinde hocam uzman. Ben bitkinin teşhisinde. Biz tarihi ama pişirme teknikleriyle ilgiliyiz tabii. Evet. Yani bu bitkileri, tek bitki değil. Canım, o zaman air fryer mı var? Atacak içine pişecek. Tabii. Tabii. Yani, buharlayarak. Ya, yapacak ya, evet, buharda yapacak. Haşlayarak. Haşlayarak. Ya da doğrudan doğrayarak salata halinde tükettik. Ama ne kadar olduğu falan çok önemli. Evet. Yani, evet, çok ince tarifler. Evet. Kiminin çok pişirileceği saatlerce, hangi kiminin kapta, çok az tutulacağı, bunların hepsinin de bir sebebi var. Evet. Hangi kapta, hangi odunla yakacak, hangi suyun kullanılacağı. Aman Allah'ım. Bunların hepsi bir soru. Biz burada zaten bununla ilgili de, evet, yaptık bir çalışma inşallah. Evet. Değil mi? Yayınlayacağız. Hocam, sohbetimiz çok tam böyle ilgilendiğim konulara geldi ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Tamam. Aradan sonra tekrar, tamam, devam edeceğiz. Efendim, bitkilerden yola çıktık. Yemeğe kadar geldik. Bakalım bu sohbetin sonu nereye evrilecek? Ben de merak ediyorum. Az sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, Enderun sohbetlerinde bitkileri konuşuyoruz. Doçent Doktor Meryem Gürbüz ve Doktor Hüseyin Doğan'la. En son kitaplarda kalmıştık. Bir kitaptan örnek okumuştunuz. Şimdi bu kitapların Türkçe botanik literatürüne katkısı ne? Biraz da ondan bahsedelim. Tabii hocam. Bu eserleri biz, siz bu arada biyologlara da hizmet ediyorsunuz. Evet, aslında bir botanik, malzeme veriyorsunuz onlara. Aynen öyle hocam. Yani bizim aslında tezimiz de çok disiplinli. Sadece tarih değil, aslında botanik tarihi, eczacılık tarihi, tıp tarihi, veterinerlik tarihi, hepsinden aslında bir şeyler söylemiş oluyoruz. Bu eserlerin botanik tarihine en önemli katkısı, bunlar Türk botanik tarihinin, disiplininin miladını oluşturuyor olmaları. Yani bizim genel itibariyle biz daha çok Türkiye'nin floral kayıtlarının, Türkiye'nin bilgi çeşitleriyle ilk kayıtların, işte bu kapitülasyonlardan sonra ülkeye gelen Tornofort gibi seyyahlar eliyle kaydedildiğini söyleriz. Ancak oryantalist bir bakış açısıyla. Evet, aynen öyle. Oryantalist bir bakış açısıyla. Çünkü biz bilmiyoruz 13. yüzyıldaki, 14. 15. yüzyıldaki. Onlar gelip bize söylemişler. Çalışmanızın önemini göstermek bakımından söylüyorum. Kesinlikle haklısınız. Ama bu eserler yine mesela 15 nolu fotoğraf gösterilebilirse
hem Türkçe yazılmıştır. Bu gelen seyyahların konuştukları dillerden, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan çok daha önce Türkçe dilinde, bilimsel bir alanda, botanik gibi bir alanda Türkçe eserler yazılmıştır. Sadece Türkçe bunu şuradan aldı, Türkçe'ye tercüme etti gibi düşünmemeliyiz. Bu hem... ruhu Türkçe. Tabii. Evet. Yani tercüme hiç kokmuyordu. Az önce okudum. Yani orta mektep öğrencisi için yazılmış ders kitabındaki metin gibiydi. Aynen öyle hocam. Hem o var, hem Türkçe. Çünkü biz biliyoruz ki biz Anadolu'ya sonradan geldik. Geldiğimizde buradaki bitkilerin çoğunu bilmiyorduk. Orta Asya'dan gelirken oradaki bitkilerin bir kısmı burada yoktu. Dolayısıyla bir kısmı bitkiye biz yabancıydık. Hem bu eserlerde bu bitkilere Türkçe isimler önerildiğini görüyoruz. Hem de daha da heyecan verici olan bu dönemde Türkçe botanik terminolojisi oluşturulduğunu görüyoruz. Doğrudan Türkçe kullanılarak bir bilim dalında henüz 13, 14, 15. yüzyılda teknik bir alanda terminoloji oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hayli önemli. Yine İbn-i Şerif örneğinden verecek olursam, İbn-i Şerif Anadolu'nun çeşitli bölgelerini gezen, o bölgedeki yerel halkla konuşan, bitkilerin nasıl kullanıldığını öğrenen, arazi çalışmaları yapıp bitkileri toplayan, daha sonra topladığı bilgileri deneyen, gözlemleyen ve en sonunda sonuçları kıyaslayan ve bunları yayımlayan bir bilim insanı. Dolayısıyla bugün bir etnobotanikten, yani bitkinin kültürel ya da çevresel etkileri araştıran bir bilim adamından çok da farklı değil. Dolayısıyla biz Türk botanik biliminin babası, kurucusu olarak bu isimleri, eserleri aynı zamanda göstermeniz mümkün. Dolayısıyla bunlar bu sahanın milatlarıdır. Tabii ondan sonra bir dönem, evet, bir boşluğa, sadece botanik değil, bunu her şey için söylüyoruz aslında, müzikoloji için de söyleyebiliriz, boşluğa geçildiğini görüyoruz ama bir uygarlığın gelişimi için de bütün katkılar aslında faydalıdır. Kendi içinde faydalı. Dolayısıyla biz botanik tarihimizi, bu dönemini yok saymamamız gerekir. Benim söylemek istediğim bu. Hocam, bu bitkiler hakkındaki bilgileri ne tür kitaplardan öğreniyoruz Orta Çağ'da? Hadi bir tanesi, tamam, Hekim Bereket'in kitabı. Tabii. Biz aslında tabiplerin kitaplarını saydık. Biz tek onlardan öğrenmedik. Tezde bir yöntem belirledik. Aslında yöntemi belirlemek en zor kısmıdır. Evet, çünkü ötesine yönteme uyacaksınız. Yolu belirliyorsunuz. Evet. Günlerce bunun üzerine konuştuk, düşündük. Çalıştık, tartıştık, nasıl yapabiliriz diye. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'da bir Türkçecilik faaliyeti var. Değil mi? Tercüme eserler var, telif eserler var. Ve bunlar değişik branşlardaki eserler. Biz tezde hepsini aldık. Yani Hüseyin'in şimdi bahsettiği botanik, işte tıp, eczacılık gibilerin dışında edebi eserleri de aldık. Mesela falnameleri de aldık, din konulu yazılanları da aldık. Tek kriterimiz Orta Çağ, Anadolu ve Türkçe olmasıydı. Orta Çağ hangi yüzyıla sınırladınız hocam? Batı'da. Biz şöyle sınırladık, eserlerimiz bize yön verdi. Hem bir karakter bakımından bir yerde durduk, daha ilerisi bizi aşacaktı. Biz 15'le. Evet. Aralarda bir 16'ya atıf var. Evet, nadir. 15'le bitirdik. Tabii zaten 13-15, 14 en çok, farklı. 15. O dönemde yazılan Türkçe kitaplar daha çok dini kitaplar, ilmihal. Tabii, ağırlık işte oldu. İnsan, evet. Biz hikayelere de baktık. Yeni Müslüman olan halka dini öğretmek için yazılmış, evet, ilmihal kitapları. İki gazi hikayeleri. Evet. Battanlar. Üç, de ilginç bir şekilde tıp kitapları. Evet. Tabii. Evet. Yani en çok yazılan dönemlerde, tabii, tıp deyince tabii. Ve bilime meraklı bir çevrenin olduğunu da görüyoruz. Bunlara tabii bilim teşvikle yapılır, maddi destekle yapılır. Biliyorsunuz 14. yüzyıl Anadolu'da kaç tane çok mühim şifahane var, dar, evet, şifalar var. Hastane, evet, dediğimiz tıp fakültesi var. Evet. Kayseri'de, Sivas'ta, Tokat'ta. Evet. Benim şu an hemen aklıma gelen. Evet, evet. Bir de geçmiş birikimin tercüme yoluyla nasıl Anadolu'da Türkçe'ye aktarıldığını da gördük. Biraz önce gülleri severim dediniz ya, izleyicilerimize bir örnek olması bakımından diyelim ki gül. Hüseyin'in yaptığı çalışmada gülü okuduğunuzda ya da herhangi bir bitkiyi, bunun edebiyatta nasıl yer bulduğunu, neye benzetildiğini, bir hikayede eğer geçtiyse ne münasebetle geçtiğini, tıpta nasıl kullanıldığını,
rüyada gördüğünde neye yorulduğunu, bunların hepsini bir yerde topladık. Tam bir öğrenme, merak giderme. Aslında sıradan okuyucu için de uygun. Herkes okuyabilsin istedik. Bir de bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir bitkiyle karşılaştığında edebiyatçı da olur, tarihçi de olur, botanikçi de gidip bakabilir. Şey, başvuru kaynağı gibi bir şey. Evet. Hocam fanname dediniz. Fannamede bitkilerle ilgili nasıl bilgi olabilir? Bir sürü. Şimdi tabii ben yani... Hüseyin'i daha çok konuşturmak istiyorum çalışmayı o yaptığı için. Birkaç tane örnek verelim istersen. Tabii verebiliriz. Hem falnameler hem de bu tabirnameler aslında bunlar belli oranda işte geleceğe dair haber vermeye yarayan ya da bir görüntüye dayalı. Amacı olan tabii o olan. Evet. Tabirname demek daha doğru tabii. Aynen. Tabii falnameler de var hocamın da dediği gibi. Bunlarda ilk olarak bir sembolojinin olduğunu görüyoruz. Yani ayva görüyorsanız rüyanızda, ayvanın rengi sarıysa, sarılıkta hastalık demekse sizin hasta olacağınıza yoruluyor mesela. Ya da olgun meyve yediyseniz iyi, ham meyve yediyseniz kötü ya da kamış gördüyseniz biliyorsunuz kamış uzun boylu bir bitki ya da servi gördüyseniz ömrünüzün uzun olacağını gibi. Yine bu tür metinlerde bitkilerin durumlarına bakarak azlığına ya da çokluğuna tabii bunlar kolaylıkla doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir bir şeyler, kehanetler. O yüzden sıkıntılı ama ne bileyim Şam emirinin öleceğini, Rum'da büyük bir deprem olacağını falan söylediklerini görüyoruz bitkilere dayalı olarak. Ha, ama rüyada görülen bitkiler, bu tabirnamelerde. Sadece rüya değil, gerçek durumda da yani o yıl işte buğday hasadının nasıl olacağı, tabii, meyvenin çok olup az olacağı vesaire. Onu biz hala kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Ayva çok oldu, evet, kış tabii çetin i̇şte geçecek. İşte bu bilgilerden evet, hala devam kış ediyor. Kış çetin geçecek yani bugün her tarafta değil mi? Evet, çok söylenir. Aynen mesela öyle. Canı, kadının canı tüylü şeftali çekince oğul olacak falan. Tabii, tabii. Evet, evet. Gibi böyle. Evet. Bugüne kalmışları. Evet, evet, bugüne kalmışları. Kültürde yeri var. Onları da tabii hak edebiyatçılar, daha çok folklorcular çalışıyorlar onları. Evet, aynen öyle. Onlar... Biz işte folklorcuların herkesin bu yönde işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Onlar da belki buradan daha evet, başka neler var diye bakabilirler. Evet. Peki tabirnameleri, dini kitaplara baktığınızda ne tür bilgiler bulabiliriz? Dini kitaplarda çok bitkiye yer verilmediğini görüyoruz. Verildiğinde ben de o yüzden soruyorum. Çünkü evet, çok yer verilmediğini görüyoruz. Verildiğinde de birincisi zekatla ilgili hususlarda yer verildiğini görüyoruz. Şu kadar gerçek işte olarak. Mesela pamuk diyelim, bazen zekatın düşmediği, bazen düştüğünü görüyoruz. İşte tıpkı at örneğinde olduğu buradan gibi. Buradan yola çıkarak da evet, üretilen nesnenin değerli olup, ekonomik değeri olup olmadığını anlıyoruz. Anlıyoruz. Evet. Yani ve nasıl? Çok ilginç şeyleri, insan sağlığı için. Evet. Mesela çocuk sahibi olmakla, olmayı arzulamakla ticari bitkilerin nerelere ulaştığının izi sürülebiliyor. Uzmanlar değil mi? Çok, şu bitkiyi yersen çocuğun olur hikayesi. Mesela o bitki Anadolu var, bitkisi değil diyelim ki. Biliyoruz ki o Anadolu pazarlarına geliyor bir yerlerde. Evet. Müthiş bir talep var. Tabii biz insanların önemsedikleri konuları buradan değil mi algılayabiliriz. Ve tam da tarihçinin aradığı bilgilerdir bunlar. Evet, siz böyle bir nevi mikro tarih dedikleri de böyle bir şey değil miydi? Tabii. Evet. Aslında şeyi de görebiliriz. O dönemde bu aslında bir teşviktir. Mesela ben hükümdar, sultan olarak erkek atlardan zekat alınmaması için bir fetva çıkartsam insanlar aslında erkek at beslemeye teşvik etmiş olurum. Dolayısıyla savaşta benim onlar işime yarar gibi düşünmek de lazım aslında bitkilere. Ya biz Selçukluların da aslında... Bugün öyle değil mi? Tabii. Tabii. Yani ne yapıyor devlet? Şu teşvik bitkiyi ediyor, teşvik ediyor diyor. Evet. Onun daha çok üretilmesini tabii istiyor. Tabii gübre desteği veriyor, mazot desteği veriyor. Çünkü yani, o aynen öyle. Değişen bir şey olmuyor. Toplum devletler aynı şekilde aynen devam ediyor. Aynen öyle. Tabii. Hocam biz Anadolu'ya gelirken yanımıza niye bitki getiriyoruz? Yani söküp bitkileri yanımıza alıp geldik. O nedir? Getirdik mi Hüseyin? Aslında bunu ilk getirdiğimiz... iddia edemeyiz. Elimizde somut bir veri yok. Yok. Ama bütün... benzetmişiz. Bildiklerimizi yerine evet, koymuşuz. Yani buraya gelmeden tohumu önce... Tohumu gidip orada keriz falan olmamış mı? Öne dair bir olmadığını da iddia edemeyiz. Evet, bunu bilmiyoruz. Ama olduğunu da iddia edemeyiz. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü biz yaklaşık 500 esere baktık bu dönemle ilgili. Başka diğer kaynaklarla mukayese ettik. Aslında biz sadece Eski Anadolu Türkçesi dönemine bakmıyoruz. Biz bunu
şeyden başlıyoruz. Bereketli Huygar, yani Neolitik devrimden itibaren alıyoruz. Yunan kaynaklara da baktık, Arapça kaynaklara da baktık, Fars kaynaklara da baktık, Latince kaynaklara da baktık. Ve bu Eski Anadolu Türkçesi döneminde bahsi geçen bitkilerden bunu ilk defa biz söylüyoruz dediğimiz bitkiye rastlamadık. Ama bunun çok açık bir nedeni var. Aslında o dönemde bitki bilimi evrensel. Örneğin evet. Türkçenin en büyük isimlerinden biri Nevai'nin bütün eserlerini biz taradık evet. hocamla. Bitki üzerinden. Anadolu Türkçesi dönemlerinde ikisini kıyasladık. Nevai bir tane bitkiden farklı bahsediyor. Diğer bütün bahsettikleri bitki iki tarafında aynı. Aynı. Çağatay dönemi. Sözde Mahşeri'ye bak. Ha, evet. Sadece o da mango. Evet. Pakistan, Afganistan dolaylarında bir bitki. Onun dışında bahsettikleri her şey aynı. Yani şunu demek istiyorum ben. Orta çağ insanı biraz pragmatist. Yani şu yolda gördüğünüz bitkinin bir faydasını bilmiyorsa onu bahsetmiyor. Bahsetmeye değer bulmuyor. Ama biz çıkarsamayla bazı bitkilerin geldiğini söyleyebiliriz. Mesela Bizans İmparatoru'nun bir operasyonla Çin'den dut türünü getirdiğini biliyoruz. Biz de orta çağdan nasıl sonra... Nasıl bir operasyon? Böyle şeydi mi? Casusu, masusu, evet, kaçak, evet, maç, göçek evet, bir şey. Evet, evet. Bu bir film konusu bile olur ya. Abi. Evet, olur. Çok güzel olur. Yani, orta çağ filmi. Niye mesela oradan bir tut getirmesiyle neyi amaçladı? Ekonomik değeri mi çok fazlaydı o dönem evet, için? Evet, yani bu lüks bir ürün. Çünkü oradan ipek böceğinin ana besin kaynağı ve ipek üretiyorsunuz. Dolayısıyla sizin imparatorlar şu bu herkesin ipek giymesi lazım. Hatta onun boyaları da farklı. Ve siz dışa bağımlısınız tamamen ve bu yol, bu ipeğin geldiği yol sizin can düşmanınız Sasanilerin topraklarında. Dolayısıyla siz aslında Sasanilere de para kazandırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla iki tane keşiş gönderiyorlar Çin dolaylarına. Onlar bambuların içinde ipek kozularını, aslında. İpek şeylerini, evet. fideleri kaçırıp Bizans'a getiriyorlar. Bugün Bursa'da hala o dönemin üründür, ipek üretilir. Ya da mesela dutla ilgili şimdi geldi bir aklıma örnek. Dut ağacının kökünün mancınık mermisi olmasıyla ilgili hatırlıyorsun. Evet. Bu kadar sert mi ya? Ben de öyle düşünmüştüm ama kaç tane dut ağacı gider? İlk başta çok orijinal bir bilgi gibiydi ama bunlar çeviri hataları da olabiliyor. Evet. Orada dut var mı acaba? Ya da yanında mı taşıyacak? Acaba başka bir isim mi? Başka evet, bir şey mi yani? Bizim evet, o aynen öyle. Kastetti bizim ağaç değil de başka bir şey. Başka yani. İşte onun peşine düşüyoruz mesela. Evet. Bulabilirsek buluyoruz. Evet. Bulamazsak bir soru olarak aynen. kenara koyuyoruz. Peki hikayelerde aşk, çift kahramanlı aşk hikayeleri veya gaza hikayelerinde geçen o metinleri de okudunuz. Evet, herhalde, değil mi? Evet, evet tabii 14. ki. 15. asırda Leyla Mecnun. Çok o metinler var. Onlarda çiçek isimleri çok geçiyor mu? Bitki isimleri. Aslında bu edebi metinler diye genelliyoruz biz bunları. Evet. Hocamla da ortak karar alarak. Hikayeler işte bu evet. Züleyha Yusuf hikayeleri, Leyla Mecnun hikayeleri, Kırk Vezir hikayeleri destan. Ya da şiirler, evet. destanlar. Hepsinde temel bir şey var, yapı var. Ve bitkileri çoğunlukla, evet belki şeyler biraz farklıdır bu battalnameler. Orada şeyleri de öğrenebiliyoruz. Orta çağ insanın ne yediğini. Tabii öğreniyoruz. Evet mesela kereviz, pırasa. Rumların, evet Bizans'ın çok daha sebzarlıklı beslendiğini görüyoruz bize göre o dönem itibariyle sofralara bakarak. Ama genelde... Muhtemelen hala öyledir. Evet evet bugün hala o taraflar. Ege mutfağı mesela. Evet. Genelde benzetme amaçlı kullanılıyor. Yani işte teri güle benzetiliyor, gözü nergise benzetiliyor, boyu serviye benzetiliyor. Genelde bitkiler benzetme amaçlı, benzetme evet. özellikleriyle kullanıldığını görüyoruz. Ama örneğin Yusuf Züleyha hikayesinde şeyleri de görebiliyoruz. Mesela ağaç kavunu metaforu vardır. Müsaadeniz varsa ona değineyim. Estağfurullah. Burada biz temelde işte ağaç kavunu dediniz. Evet. Evet evet. Bugün artık çaptan düşmüş bir bitki. Orta çağın meşhur bitkisi ama sonra mandalina ve portakal gelince. Pahalı, biz onu tropikal bir bitki olarak biliyoruz. Ağaç kavunu diye böyle kavunu bitişen. Evet. Aslında bizim bitkimiz. Ama portakal ve mandalina gelince çaptan düşüyor. Daha onun biraz daha büyüğü değil mi? Evet evet. Portakaldan iki büyük. Portakal büyüklüğünde. Büyük evet. O zamana kadar en evet. meşhuru. Evet. Daha çıplak. Evet. Kabuğu ve biraz daha mı sarı? Evet evet sarı evet. ve düzensiz. Tamam yani doğru o zaman. Kargacık burgacık. Ağaç kavunu deyince aklıma geldi. Evet. O kadar eski bir şey ha. Evet. Ben de onun tropikal ülkelerden gelen şu hani mango vesaire var ya onlar avokado vesaire gibi lüks. Bir de lüks bir ürün.
Yani biz onu metinlerde baktığımızda misafirlere konulan bir ürün olduğunu görüyoruz. Nasıl işte bugün mango falan koyuyorsak, mus koyuyorsak o zaman da onun konulduğunu, bir zenginlik belirtisi olduğunu. Bir de bu bir anafrodizyak bir bitki. Yani bunu antik Yunan'dan öğrenmiş. Örneğin işte Züleyha, Mısırlı kadınlar onu eleştirdiğinde onları çağırıp Yusuf onlarına çıkartmadan önce. Bu ağaç kavanı mı ikram etmiş orada? Evet. Biz ona portakal diyoruz. Portakal o dönemde bilinmiyor. Bilinmiyor. Aa. O çok Citrus sinensis bilinmiyor. Bak. Şeyde de bir romanda zaten da ben görmüştüm. Zaten uyuşmuyor da. Portakalın özelliğiyle uyuşmuyor. Portakal ikram ediyor falan diye geçer de. Evet, aslında bu tez o işi de yapacak. Bak şimdi bundan sonra bak benim ben de derste falan anlatırken bundan sonra ağaç kavunu. Hay Allah. Evet, ağaç kavunu. Ağaç kavunu çünkü bu bitki aslında orada bir şey var. İffet metaforu var aslında ağaç kavunuyla. Bu bitki aslında o şeyi, o tür arzuları baskılayan bir bitki. Bilinen bir şey bu. Ve hem orada görüyoruz hem... O zaman şimdi hikaye bambaşka bir boyuta geçti benim zihnimde. Buna, normalde bizim de işte ilk fark ettiğimizde. Bıçak, ne yapıyoruz? Biz bıçakla sanki elini, hani şaşkınlıktan elini kesmesi olarak diyoruz bıçak. Evet, ama aslında orada... Oysa burada hikaye o değil mi? İffet meselesi var. Yani orada yani arzu ve istekleri ket vuran bir bitki vermesine rağmen o bitkinin tesir etmediğini bize gösteriyormuş. Evet. Vallahi bak şimdi yeni öğrendim. Evet. Biz tabii tek Türkçeden de ilerlemiyoruz. Başka çalışmalarımızda örneğin İbni Batut'a geçmişse Anadolu'dan değil mi Türkiye'den? Batut'a neler görmüştü diye bakıyoruz. O Batut'a'nın gördüğü bitkiler onun geçtiği yüzyılda Anadolu'da ne için kullanılıyordu diyoruz. Ya da bu sürekliliği takip etmek hem hazdır insana bilimsel değil mi? Bir tatmin sağlar. Ne geldi mesela aklıma? İznik'teki bugün de olan o iri siyah üzümleri Batut'a da görüyor, övüyor mesela. Hemen gidiyoruz, üzüm sadece hani bildiğimiz tek işte kurutulur, sirke yapılır, şarap yapılır, şurup yapılır. Bu böyle mi? Başka neler yapılıyor diye hani en bilinen üzüm olduğu için bu örneği veriyorum. Evet. Batut'a'nın gördüklerini zaten sen... Evet, onu... Çalışmıştı. Aynen öyle. Çalışmıştı. Hatta o dönem olan şeylerin, meşhur ürünlerin bugün olmadığını da görüyoruz. Şu Yusuf ile Züleyha'ya devam edelim. Ağaç kavunu diyordun. Ben şu anda aydınlandım yani şimdi. Estağfurullah. Ya, hakikaten yani benim için bunu, çok bu, enteresan bir şey. Biz de ilk fark edildiğimizde çok... Ya Kur'an-ı Kerim tefsirlerde, ayetler, şeylerde, meallerde de portakal geçiyor da... Portakal kesinlikle olamaz. Yani onu söyleyebiliriz. Portakal sonradan gelen bir çok sonra. Sen bu Kur'an-ı Kerim meallerini okudun mu? Evet. Yani hepsini değil ama birkaç tane. Elmalıyı okudum mesela. Okudun. Burada yani buna benzer mesela benim şaşırdığım gibi portakal deyince bu portakal olamaz, ağaç kavun olmalı diyeceğin türden başka şeyler zakkum de var mı? Zakkum örneğini de verebiliyorum yine. Zakkum da var. Yine o tefsirlerde... O Mısır'daki zakkum bahsettin değil mi? Evet. Şey, meyvesi acı olan. O zehirli değil. Değil. Ama yemesi biraz şey. Ama şifa. Hatta ya evet şifa tarafı da var ama yemesi böyle biraz neden şey. Neden bu hani, şifalı olan şifa şeylere acı olur? Yiyeyim. Hatta şey, bununla ilgili siyer kaynaklarına baktığımızda da görebiliyoruz. Ebu Cehil bir gün o meyveyi alıyor ve diyor ki, ha Muhammed bizi bununla mı korkutuyor, ben bunu şimdi yiyeyim diyor. Yani zakkumun olmadığını tarihi kaynaklardan da tespit edebiliyoruz. Yine meşhur bu yasak meyve meselesi. Evet. Yine bizim Eski Anadolu Türkçesi kaynaklarına göre bunların hepsi buğday olduğunu söylüyor. Tabii yani Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Meyve zikredilmez. Evet, tefsirlerde genelde elma. Bu Ahdatik'ten geçen rivayetlerde onlar çok seviyorlar böyle isimlendirmeyi. Evet. Ayva diyorlar, elma diyorlar. Evet. Yoksa buğday şeyi geçer. Evet, Yunus Emre'de buğday. Buğday. Buğday, işte Hazreti Adem de buğday falan. O da dünya ekim, ekmek, toprak. O başka bir mevzu. Yine oraya girip şu güzel konudan sapmayalım. Sonra eski şeyde hikayelerden bahsediyorduk. Evet, siz o ağaç kavunu deyince ben koptum orada. Şimdi yani, tekrar geri geleyim. Evet yani ağaç kavununun başka hikayelerde de yine iffet çerçevesi içinde. Tabii isimleri her zaman aklıma gelmiyor ama bu İranlı olup Bizans sarayına giden daha sonra Bizanslıların ona ordu vererek İran'a yürüttükleri Camasp. İsmi aklımda değil tabii de. Yani onun da işte o hikayelerden de mesela Bizans'ta kızın evlenmek istediği adama bunu şifahen söylemedi de onun yerine ağaç kavunu verdiğini. Bu aslında yine orada bir iffet gösterisi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ağaç kavunu... Remizli konuşmuş. Tabii. Evet. Tabii.
Yani bu tür şeyleri de öğrenebiliyoruz evet. hikayelerden. Bu kitaplardan toplam kaç farklı bitki ismi tespit ettiniz? Tezinizde herhalde bunun listesi vardır. Var. Evet, 870 bitki türü tespit etmiş oluyoruz. Ama bu şu demek değil, bu Anadolu'da bilinen bütün bitkiler anlamına yok, gelmez. Çünkü mesela yani, bezelye yok. Bezelye niye yok? Bunu anlamıyoruz mesela. Niye bezelye yok bu evet. kaynaklarda? Olması lazım diyoruz. Ya da bamya çok nadir geçiyor. Acaba başka bir isim mi var bezelye ile? Başka bir bitki ismi olsa da yine geçerli oradan bulurdunuz. Bulurduk. 870 ama bu sadece Türkçe kaynaklar. O dönemde evet. biz Anadolu'da Arapça, Farsça, tabii. Rumca, Ermenice eserler yazıldığını da biliyoruz. Yine şunu da söylememiz lazım. Mesela bir eski Anadolu Türkçesiyle yazan bir bilim insanı İbn-i Sina'yı tamamen tercüme etmiyor. Kısmen muhtasar olarak alıyor ya da İbn-i Baytar'ı muhtasar olarak alıyor. Tabii işini yiyecek şekilde kullanacağı kadarını tercüme ediyor. Öyle evet, bir şey. Sansür de uyguluyor yer yer. Onları da görüyoruz. Yine... bu döneme ait her zaman yeni bir yazma keşfedilme olasılığımız da var. Yani 870 ama olursa da 1870 olmaz o. 870-880 olur. En fazla 900 ama olur. Mesela Baytar'ın büyük ölçüde tespit etmişsiniz. Baytar'ın evet. tam bir tercümesi olsaydı o döneme ait bu sayı 1200 olacaktı. Dede Korkut evet. bakmış mıydınız? O da Dede Korkut'a da baktı. Orada bir şey çıktı mı? Kızılcık'tan bahsediyor işte. Kızılcık sapı olarak kullanmasından evet. bahsediyor. Çok yok. Onda çok yok değil mi? Çok yok evet. Bu hikaye kısımlarında çok yok maalesef. Çok yok. Onlar da dikkatini çekmiyor. Ama şeyi söylemem lazım hocam. Ya Orta Çağ'ın en sonunda bilinen bitki sayısı 1200 zaten. Yani dolayısıyla yeni oluşturulmuş bir dil için bu rakam İnanılmaz çok bir şey. O 1200 top dediğiniz dünya üzerindeki bütün kitaplardan evet. bahsediyorsunuz. Evet. evet. Bilinen bitki sayısı 1200. Ben buradan ne anlıyorum bir de biliyor musun? Türkçenin zenginliğini. Dünyadaki evet. 1200 tane cins bitkinin 870-900'ü yani Anadolu'da 4'te 3'ü evet. Türkler biliyorlar ve isimlendirmişler. Evet, Anadolu'da. Aslında başka dilde kitaplarda ufak ufak çalışmaya başladığımızda da bunun daha zenginlediğini görmeye başlıyoruz. Türkler buna bu ad verir. Evet, evet, diyor evet. Mesela evet, bizim evet. eserlerimizde geçmeyen başka bir Türkçe adı yakalayabiliyoruz. Evet, evet. Diğer dillerdeki kaynaklarda bundan bahsediyorlar. Dolayısıyla o bitki adları da varlığı 1500 civarında. Belki bu şey için önemli olabilir. Sözlük, tarama sözlükleri için belki önemli bir veri olabilir. 1500 üzerinde bitki Türkçe adı olduğunu görüyoruz. Ve bu isimlerin bazılarının bugün hiç kullanılmadığını da görüyoruz. Mesela altunbaşı diye bir bitki adından bahsediyorlar. Evet. Bu ismi biz terk etmişiz. Bugün onun yerine bitkinin Latince adından bozma galetel diyoruz. Ya da begbörki diye bir bitkimiz var evet. Orta Çağ'da. Bunu Farsçasını şahteri olarak söylüyoruz. Gerçekten de börk gibi görünüyor. Evet. Yani Türkçe isim verme mantığıyla uygun bitki. Evet. Gördüğünüzde börke benzetiyorsunuz. Altınbaşa benzetiyorsunuz. Evet. Ama kaybolmuş. Ama bugün kullanmıyoruz. Sarı mı altınbaşı olan? Evet, evet. Evet, sapsarı hem de. Yani evet. Şimdi bitkilerin şimdi aslında sizin yaptığınız şey aynı zamanda bitkilerin tarihi. Evet. Hı-hı. Yalnız bu bitkilerin tabii kültür tarihi bakımından yapıyorsunuz. Çünkü o dönemden bitkilerden kalan bir doku, bir nesne olmadığı için değil, evet. Bir botanikçi gibi veya bir biyolog gibi laboratuvar ortamında yapanları çok iyi takip ediyoruz ama çünkü böyle bilim bir şey var mı? Peki, var. O dönemden bitki bugüne nasıl kalabilir? Mesela arkeologlar buldukları arpaları yaşatmaya çalışıyorlar. Evet. Buğday tanelerini. Bunlar değişik nedenlerle kalıyor. Bir tanesini korumak için ortam bir zemin buluyor demek ki. Tabii mesela tabii. deprem oluyor ahırda. Koyunlar ölmüş. Onun midesinde saklanmış. Yaşatılabiliyor. Etnobotanik. Evet. O tabii muazzam bir saha. Çok güzel çalışılıyor. Oradan tekrar milattan önce 5000'lerin bir arpası yeniden Evet. Peki siz çalışmanızı bitki tarihinin neresine koyuyorsunuz? Nasıl isimlendiriyoruz bunları? Biz aslında tamamen tarih kısmıyla ilgileniyoruz. Yani bu evrimsel tarihten de bahsetmiyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi laboratuvara dayalı bir tarihten de bahsetmiyoruz. Bizimki tamamen belli bir coğrafyada, belli bir tarih aralığında belli kaynaklar kullanılarak onu bugünle arasındaki bir bağlantı kurarak o döneme mesela Türk uygarlığı üzerinde konuşuyorum. Anadolu Türk uygarlığının gelişimini bitkileri örneklem noktası seçerek gelişimini dallanıp budaklanmasını incelemeye çalışıyoruz. Aslında buradan bakıyoruz biz. Bitkiler özelinden uygarlığımızın gelişiminin bir safhasına bakıyoruz. Ve bugünkü araştırmacılar için de tanımlıyoruz. Evet. Siz de bir tarih eserde çalıştığınız bir kaynakta evet.
ismi geçen bitkiyi gördüğünüzde o budur diyoruz. Evet. Onun fotoğrafını da gösteriyoruz. Ne işe yaradığını da gösteriyoruz. Bu arada tabii divanların şiirleri de baktın değil mi? Evet, baktık. Peki o şiirlerde... Ne çok taradı, ne çok. O çok var. Çünkü olduğu gibi çiçek, lale, evet. Şakayk, Numaniye, evet. Gül, evet. Nergis, Sümbül, tabii Sül. Ya da Mevlana. Evet. Hepsi taradı. Yani hep olduğu gibi çiçekler var. Evet. Şey sorayım, o şiirlerde geçen çiçeklerin şekil, koku, renk ile benzetmeleri ile şairlerin benzetmeleri ile gerçekteki duruşu arasında evet. Çok çelişkiye tesadüf ettiniz mi? Büyük oranda ben onunla ilgili aslında fotoğraf şuradan hemen bakayım şeye koymak için. Evet, 16 ve 18 nolu fotoğraflar. Genelde bu tür benzetmeler bitkilerin morfolojisiyle tamamen uyumludur. Örneğin bu nergis dediğimiz, modern nergis olarak bildiğimiz bitkilerin tam ortasında korona adı verilen taş denilen bir yapı var. Dolayısıyla şairler bunu gözle benzetmişler. Göz bebeği ve çevresini saran göz. Dolayısıyla eğer herhangi bir şair, ister halk şairi olsun, ister divan şairi olsun, sevgilisinin gözünü övecekse... Bunu çoğunlukla nergisi kullanarak yapar. Ya da sevgilinin ya da iktidardaki bir insanın ya da bir din büyüğünün boyunu övecekse bunu genelde serviyle yapar. Yüzlerce yıl hep aynı zaten. Evet. Ama bunun bir de nergisin bize baygın bakışla da arasında ilgi var. Böyle hani bir sarhoşluk verici etkisi veya uyuşturucu etkisi olduğundan. O muhtemelen olduğundan... Narkisos'un hikayesiyle alakalıdır. Bu kendi kendine aşık olup da ölene kadar orada. Yok yok, bu bitki olarak. Bitki olarak yok. Botanikçiler, ilaççılar... Bunu uyuşturucu veya böyle öyle hiç kullanılmıyor mu? Buna yakın Alzheimer için kullanılan var ama o nergis değil. Nergis de aynı yerde görünür. Hmm. Mesela biz şiirde genellikle böyle sevgilinin süzgün bakışıyla nergise benzetiriz böyle. Bir de onun nergis ile nergisin uyuşturucu özelliği arasında aşk sarhoşluğu gibi bir münasebet kurarız. Onun için sordum. Ben ona dair bir şey görmedim. Yani nergisin yani. Şeyliği yok. Sizin biz görmedik. Kadarıyla. Evet, biz uyuşturucu özelliği mesela çok miktarda alındığı zaman afyonlarken gibi... pek buna sıra gelmemiş olabilir. Çünkü afyon... Yani bu tesiri değil yani çok uzun birinden 10 tanesi de bundan 100 tane falan olacak yani. Evet, haşiş öyle var, afyon var, sıra gelmemiş olabilir. Şeyler de bir kolay yani mesela güz elması yanaklı diyor mesela yanakları tatlı evet. Benzetiyorsun. O evet. Çok benzer, şekil evet. Benzer. Evet. Senin makalen var Sümbül, o benim çok dikkatimi çekti. Evet. Bizim edebiyatçıların yine sen hepsinin aldın, taça çıkardın bizi. Estağfurullah. Yani şimdi biz çünkü Sümbül saç işte böyle sağlık dökülür falan diyoruz. Adam bizi aldı bambaşka şey söyledi. Tabii zaten ilk şaşırdığımız değil mi çalışırken en başta şaşırdıklarımızdandı. Bir anlatır mısın şu Sümbül'ü? Yine... Ben şimdi neden bahsettiğimi özellikle edebiyatçı izleyicilerimiz merak eder. Benim niye şaşırdığımı da duysunlar da belki onlar da şaşırır. İnşallah ellerinde bıçak yoktur. O zaman 16, 17 ve 18 nolu fotoğrafları gösterebilirsek. Sümbül... Orta Çağ'da iki farklı amaç için kullanılıyor. Bir bitki ismi olarak kullanılıyor. Sümbül ki bunlar da birden fazla bitki. Bunları da ayırmak için çeşitli coğrafi örnekler getirilir genelde. Sümbül-i Rumi, Sümbül-i İkliti, Sümbül-i Hindi gibi. Yani o birden fazla bitki vardır. Hepsinin çatı adı. Aslında modern genus dediğimiz yani ilk başta söylediğim şey... kan istediğinizde kurt gilleri söylemiş. Altına da kurt ve köpek, işte çakal onları ayırmış. Ayırmanıza benzer bir şekilde sümbül kavramı Orta Çağ'da cins ismi. Siz sümbülü hindi dediğinizde aslında bunu modern latinize edecek olsak şöyle derdik. Sumbulus indica demeniz gerekir. Dolayısıyla sümbül bir bitki adı, bir de bitki bilim terimi adı. Bu aynı zamanda gökteki bir burcun adı bu terim. Başak denilen. Sümbüle. Evet, sümbüle aslında bir bitki bilim terim adı. O gökteki cisim de aslında o başak yapısına benzediği için öyle adlandırmış. Dolayısıyla elimizde bir bitki var, bir de bitki bilim terimi var. Biz şiirlerden gördüğümüzde her sümbül ifadesini saça, işte saçın kokusuna benzetildiğini. Dolayısıyla biz otomatik olarak bir kafamızda bir sümbül biçimi, bir görseli olacak ve
o saçla o bitki arasında bir bağıntı kurmamız lazım. Ama biz her defasında bütün sümbülleri ayrı ayrı baktığımız halde o saç bağıntısını bir türlü kuramadık. Sümbül resmi var mı arkadaşlarımızdan? 16 ila 16, 17, 18'in olduğu fotoğraflar. Evet, mesela bu modern bir sümbül. Arap sümbülü derler, gevur sümbülü derler, dağ sümbülü derler. Bir tür muskari, armeniakum. Evet, bu neyi saça benzetiyor? Şimdi oraya geleceğim. Hemen biz her bu bitkilere baktığımızda saça benzer bir tarafını görmedik. Aksine bunların kök sistemlerine baktığınızda, evet, lifli yapılar vardır ama bunlar birbirine karışmış biçimdedir. Hatta bu nedenle şeytan saçı, deli saçı gibi isimlerle de bilinir. Bu kökler saçlar falan için kullanılmış olamaz mı? Ama çok karmaşık. Yani bir düzen yok. Dolayısıyla hani sevginizin saçını benzetmek istediğinizde tıpkı Nergis olduğu gibi böyle... Peki o dönemlerde güzellik anlayışı, şimdi kadınlar saçlarını karışık kuruşuk hallere getiriyorlar. Aha. Yani bu dönem dönem değişiyor. Aha. O dönemlerde de o tür kadın saçları seviliyor olamaz mı? Yani şundan olamaz diye düşünüyoruz biz tabii aklımıza mağruden. Çünkü benzetilen şey neticede bir zülüf, bir düzen. Aslında ideal bir şeyi benzetiyorsunuz siz. Çünkü biliyorsun saçlarda da böyle uzatılır, kıvrandırılır. Evet, hanımlar böyle saçlarını kurmayı çok evet, severler. Evet. Evet. Ama o yapıyı yine göremiyoruz. Yani bunlar karman çorman. Yani hiçbir düzen yok. Yani yataktan kalkmış saç halinden bile karman çorman. O yüzden diğerlerin zaten... hepsi yapılmış saç aslında. Evet. Hani dolayısıyla o yüzden şeytan saçı, deli saçı, yani orta çağda şeytan saçı, deli saçı olarak bilinen bir bitki, hani sevgilinin saçına benzetmekten kaçınmanız gerekebilir. Bazen filmlerde görüyoruz, cadı ne çektirmiş böyle karışık kuşuk saçlı amaçlar, herhalde onları kastediyor. Kirke, evet, mesela kirke, medusa. Aynen öyle. Ama onları da övgü de kullanmaz. Evet, evet. Yani bizim geleneğimize niye? Bir de geleneğimize mahsus nesneler değil, semboller değil onlar, evet, ayrıca. Biz dolayısıyla bunun kastedilenin bitki olmadığını düşündük. Orta çağda sümbülün ikinci karşıladığı kavrama gittik. Bu da bitki bilim tevrimi, yani başak. Şu en üstteki mor yapıları görürseniz bir sürü üst üste sıkışık bitki var. Evet. Buna biz başak yapı diyoruz. Yani spicatus latince. Bunun en bariz örneği buğdaydır. Şu yapının, şu çiçek yapısının. Zaten o da başak, buğday başağı diyoruz. Aynen öyle. Ama biz bunların bitki bilim terimi olarak orta çağda da bugün de bunların hepsine başak diyoruz. Orta çağın bilinen bu demin bahsi geçen sümbülü Rumi, sümbülü Hindi, ikliti hepsi bu çiçek yapısına sahiptir. Bunlar morfolojik olarak birbirinden ayrıdır. Habitat değerleri farklıdır. Ama hepsinde şu çiçek yapısını görürüz. Ve hepsinin yine diğer bir özel, ortak özelliği diyelim, mis kokarlar. Yani çok güzel kokarlar bu bütün sümbül olarak bitki. Hatta şu bile, modern sümbül bile güzel kokar. Zaten adı da müşkten geliyor. Muscari, Latincesi muscari ama müşkten latinize edilmiş hali. Dolayısıyla biz o kavrama baktığımızda aslında kastedilenin antik çağın tarım tanrıçalarına bir gönderme, bir referans noktası oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü antik çağın tarım tanrıçaları, o bütün o mitolojik altyapıya baktığınızda insanla tohum ekmeyi, tohumdan bitki elde etmeyi, o bitkiyi işlemeyi, yemek yapmayı öğreten kişilerdir. Ve bunlar temelde insanı doyuran, bunu öğrettiği için. Ve her zaman, ne zaman bakarsanız bakın, ister Mısır'da, ister bereketli Hilal'de ya da ister Yunan'da, bunlar her zaman ellerinde bir başakla simgelenirler, tarım tanrıçaları. Ve hepsi de tıpkı bu çiçek yapısı gibi omuzlarından aşağı düşen saçlarla temsil edilirler. Başak yani, gibi mi? Evet. Ve bunlar dalgalanır. Tıpkı buğdayın rüzgarda o sarı saçlarıyla dalgalanması gibi. Dolayısıyla biz şairlerimizin kastettiğinin aslında nasıl bu tarım tanrıçaları ideal anne, ideal kadın figürüyken, çünkü o beni besliyor, doyuruyor, bakıyor, açlıktan koruyor. Dolayısıyla o ideal anne figürüdür. Şairlerin de aslında bunu nasıl derler? Yani benzetilen saç o tanrıça, başak, işte tarım toplumundaki tanrıça, evet, buğday, işte buğday başak yapısına, saçına benzeterek diyorsunuz. Evet. Ben... Sonradan çıkan bu sümbül renkleri o daha sonra onun yerini almış, değiştirmiş. O öbürü unutulunca bunun, evet, alıyor. Ben onun kastettiğini düşünüyorum. Tabii o şairin bunu bile isteye kastettiğini iddia etmiyorum. Evrimleşmiş hali olduğunu, evet, söylüyorum. Biliyorsunuz dilde örtük olarak var. Bir sümbül benzetmesi var. Şair saçı var. Evet. Dolayısıyla unuttu ama, evet, doğadaki bu rengi gördüm.
Dolayısıyla bu yüzden ben ilginç bulduğumu söyleyeyim. Çünkü yani evet, tabii bir de Fars etkisinin yoğun olduğundan da bahsetmemiz lazım şiirimizde. Özellikle Orta Çağ Türk şiirinde ve aslında bu Sasani dediğimiz şey de Bereketli Hilal, Babil, Asur medeniyetleri evet. üzerine kurulmuş bir uygarlıktır. Yani onlardan beslenerek kurulmuş bir uygarlıktır. Dolayısıyla onları da göz ardı edemeyiz. Bu, yani çalışmış olduğunuz dönemde bugün ismini hatırlayacağımız, hatta konu ile ilgili bir şey olsa da adını verebileceğimiz kadar büyük ve önemli isim var mı? Bitki hiç özelinde. Tabii bu bizim mi? Üzerine çalıştığımız konularda olmasaydı Sabuncuoğlu biz bunları yapamazdık. Sabuncuoğlu Şerefettin ismini söyleyebiliriz. Ha, kişi olarak yapalım. Tabii tabii, isim böyle. Yani. Tabii. İşte Hekim Bereket'ten bahsettik. Tabii, tabii. Hekim Bereket. Hatta Hekim Bereket de işte bizim Medeniyet Üniversitesi'nde evet. Tıp Fakültesi'nin amfilerinden birine onun adı verilmişti. Çok iyi. Keşke bu İhsan isimler... Karaman Hoca'nın rektörlüğü zamanında. Keşke bu isimleriniz... Sabuncuoğlu adına da bir hastane var diye biliyorum evet, Amasya'da. Var. Keşke bu isimler herbaryumlara isim adları verilse, yeni keşfedilen bir bitkiye onurlandırılsalar. Avrupa mesela bu konuda çok iyidir. Yani hiçbir satırı atlamamıştır. Ne Yunan, ne Roma, ne kendi medeniyetleri tarihinde. Her satırı didik didik edip onurlandırılacak. Herkesi onurlandırmışlardır. Ama biz işte... İbn Sina'nın temelde iki bitki adını verildiğini görüyoruz. İkisini de veren aynı kişi aslında. Yine bir İsveçli arkadaş. Baytar'ın isminin hiç verilmediğini görüyoruz. Sabuncuoğlu Şerifettin'den bahsedebiliriz. Tabip İbn Şerif'ten bahsedebiliriz. Hekim Bereket, İshak bin Murat, Mümin bin Mükbil, Şirvani. Aslında çok sayıda. Bayağı bir isim saydın. Tabii. Evet, çok sayıda isim var ve bunlar gerçekten önemli isimler. Belki bunların değil mi? Bir okullar, üniversitelerimizin özellikle fen fakültelerinin evet. amfilerinde evet. veya fakültelerin tabii, isimlerinde tabii. verilecek şeyler. Ama maalesef tabii... Parklara, botanik parklarına. Benim dikkatimi çeken bir de bitki avcılığı var mesela. Şimdi adam var değil mi? Tut şeyi gitti götürdü, Bizans'ın tut kaçırması gibi. Bir de bitki avcılıkları yapanlar var. Bunlar diğer diğer gezip bitki hakkında bazıları böyle bilime olan sevdasından dolayı bilgi peşinde koşuyorlar. Bazıları da tohum evet. kaçırıp kendi memleketinde evet. yetiştirmek istiyorlar. Siz bunları ne yapıyorsunuz? Bu ayrımı yapıyor musunuz? Bitki avcısı mı, bitki seyyahı mı? Yani bu böyle bir şeye tesadüf ettiniz mi? Şimdi biz kendi dönemimiz için konuşuyoruz tabii, değil o dönemlerde... mi? Ya aslında bu bir yine botanik biliminin de evrimsel süreciyle alakalı. Yani başlangıçta bu iş hemen medeniyet, gelişmiş medeniyetlerin ortaya çıkmasından sonra bu tür kavramların yerleşmeye başladığını görüyoruz. Hem bazı hükümdarların bu dönemde özellikle Mısırlı ve Babil'li hükümdarların çeşitli askeri seferler düzenlediklerini görüyoruz. Evet. Oradaki bitkileri alıp mesela sediri, serviyi alıp hatta bunlar daha sonra Semiramis'in bahçeleri, cennet evet. bahçesi kavramını da oluşturmasını sağlıyor. Dolayısıyla daha başından itibaren biz çeşitli askeri seferlerin düzenlenecek kadar önemsendiğini görüyoruz. Sadece şey için değil, iktisadi ya da biz alalım ondan bina yapalım, gemi inşa edelim değil, bahçe kurmak amacıyla da yapıldığını görüyoruz. Yine doğa felsefesinin yükselişinden sonra da artık bunun bir meslek haline geldiğini görüyoruz. Yani bir adam belli mevsimlerde araziye çıkarak bazı kökleri, yaprakları, tohumları toplayarak getirip sattığını görüyoruz. Zaman geçtikçe bu hem ilk dönem bilgileri hem bu ikinci dönem bu aktar diyebileceğimiz insanların bilgilerinin ansiklopedi yazarları tarafından derlenip ansiklopediler oluşturduğunu görüyoruz. Sonraki evrede de bu yine doğa felsefesinin yükselmesinden sonra da botanik kavramının artık bunların herkes tarafından görüldüğü yerde teşhis edilebilecek kadar detaylı olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Orta Çağ ile ilgili dikkat çekici bir husus şöyle diyebiliriz. Bu dönemde bazı botanikçi bilim insanlarının çevresinde bir asistan zinciri olduğunu, bunların içinde toprak kazmakla görevli olanlar olduğunu, bitkiyi arazide resim edecek yetenekli olan asistanlar olduğunu, sökecek sökme işinde görevli asistanlar olduğunu ya da lojistik diğer meseleler işte katırı taşımak gibi görevli olan asistanlardan oluşan bir halde botanistlerin arazi gezilerini yaptığını görüyoruz. 11-12. yüzyılda başlıyoruz ki Avrupa buna 17. yüzyıldan sonra başlıyor ve bu hatta şey haline geliyor. Bir kanun haline geliyor. Bir gemi içinde mutlaka botanistçi de olmak zorundadır diye ta ne zaman ve bunları bir başarı olarak gösteriyorlar ama biz aksini söylüyoruz. Daha 12. yüzyılda Suriye dağlarında, işte Güneydoğu Anadolu'da
botanikçi, çevresinde 5-6 tane öğrencisiyle bitki fotoğraflayan, fotoğraf makinesi yerine çizen. Ve yine mesela İbnül Baytar gibi isimlerin Eyyubi iktidarından gelen gel bizim botanik dairesi kuruyorlar özel. Yani bakanlık demeyelim de yine bir bakanlığa bağlı büyük bir genel müdürlük diyelim. Hayır diyor mesela İbni Baytar bunu kabul etmiyor. Anadolu'da dahil eden geziye çıkıyor ya da öğrencilerine ders vermeyi tercih ediyor. Dolayısıyla biz ne diyebiliriz? Nebati nispesi kullanıldığını görüyoruz. Şeccar nispeleri kullanıldığını görüyoruz. Çeşitli kaçık dendiğini görüyoruz. Mesela Herkül askıyla yapıyorsa o bütün gün bitki peşinde koşan kaçığın tekidir der. Aslında bu çok güzel bir cümle. Tahfif ediyor aslında. Ben de böyle anılmayı isterim. Ben de mesela onu diyecektim. Sen de bitki peşinde koşan bir kaçıksın. Tabii yani. Evet. Evet. Muhtemelen annen de evladım yine bitki peşinde koşuyorsun falan gibi evet. şeyler söylemiş olabilir zamanında. Evet. Yine sizin dediğiniz gibi bazı operasyonların yapıldığını da görüyoruz. Özellikle Çinli seyyahların çok sayıda bitkiyi çok daha erken dönemde tohumlarını toplaya toplaya geri götürdüklerini. Günümüzde de var mı bu bitki savaşları? Var. Biyo kaçakçılık deniliyor. Bugün de hala yapılıyor. Tabii sert önlemler var. Mesela ben dahil bir tabiat parkındaki bir yumrulu bitkiyi sökersem bu en son 149 bin lira cezası olan bir eylemdi. Şu anda kaç lira bilmiyorum. Ciddi cezalar olan bir durum ama hala biz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde örneğin hiç lalesi olmayan Hollanda'nın lale zengini olmasında bunu görebiliyoruz. Hala götürüldüğünü, vaktiyle de bu çıların götürüldüğünü görüyoruz. Bir de bizim için bir önemli olan hususlardan biri de saraylarda özellikle padişahların eğlence meclislerinin doğrudan bitkilerin olduğu, çiçeklerin olduğu alanlarda olması. Yani çiçek ile eğlence arasında çok yakından bir ilişki var. Bu bizim için çok mühim. İkinci hususta tüm işte İrem bağlarında olduğu gibi cennete özenme ve öykünme, tabii. cennet bahçeleri gibi bahçelerimizi cennet bahçelerine çevirme var. O da tesadüf etmişsindir. Cennet tasvirlerinin olduğu mızraklı evet. imha ve kitaplarda evet. şekiller, şemailler var. Hatta çok çok da özellikle Balkanlardaki camilerde, mihraplarda çok fazla böyle cenneti andıracak şekilde bitkilerle örülü evet. resimler görürsünüz. Evet. Sonra bizim tezyinli sanatlarımızda evet. baştan sonra bitki motifleri. Evet. Onlardan yola çıkarak bitkileri tarif edebiliyor musun, anlayabiliyor musun? Ben tezde bunu hiç stilize olduğu için biraz zor. Vermedik. Yani, evet, o Elif'i biraz... yaprak falan demiyor orada. Evet. Biz o dönem aslında biz tez çalışırken başta onu düşündük. Sonra işte araya şey girdi. Malum bu salgın hastalık girdi ve oraya hiç gidemedik. Çünkü çeşitli yerleri bu aslında Anadolu saçlarını ve beyliklerin ana merkezlerini görmeden bu işi yapamazsınız. Evet, kapılar mapılar başlı başına kompozisyon bambaşka bir şeyler evet. onlar. Ben ama şeyden bakabildim. İnternetten bakabildim ve bazı anlayabildiğimi gördüm. Mesela peygamber çiçeğini çok sık, bu mavi kantron dediğimiz bitkinin çok sık kullanıldığını görüyorum mesela. Ama en azından sanat tarihçilerin kitaplarında kullanılan çiçek motifleri var ya. Evet. Onlarla ilgiliyiz. Çiçek motiflerinden bir listesini çıkartıp onların tabii. mesela kaç tane acaba sanat tarihçilerin şu dedikleri çiçek acaba gerçekten o mu? Çünkü sen tabii. şimdi kafanda ve zihninde artık her şeyin hı hı. fotoğrafını çekmiş bir adamsın. Aynen öyle. Görür görmez hemen anlayacaksın. Evet. O bakımdan da güzel bir çalışma olur bence. Evet. Öyle mi hocam? Tabii. Kesinlikle. Evet, bence listelenebilir. Önce listeleyip sonra tekrar onlar çünkü listiyorlar. Örnek çiziyorlar bir de. Onları tabii, biliyorsunuz tabii. sanat tarihçileri. Mezar taşları. Mezar taşları olsun. Özellikle abidevi yapıların giriş kapılarının çevresindeki olsun evet. veya camilerin içindeki süslemeler olsun. Tabii, tabii. Evet. Onları alıyorlar diyor şu bitkiden çiçek, yaprak vesaire. Evet. Onları mesela bir bu bilgilerle ve bu sahip olduğun donanımla bakarak orada da birkaç tahsih belki farklı isimlendirme de olabilecek. Yapılan tezleri takip ettik o konuda sıkıca. Evet, baktık. Ama işte gidemedik. Son olarak kendimiz de göremedik diye. Çünkü gidilebilir yerlerdi. Evet bu yapılabilir. Daha evet. Bunu yapalım. Ömrü uzun, önünde çok uzun yol var. Var. Yani devam eder, yapar. Bu son şeyi sorayım. Ülkemizde bitki tarihi araştırmaları ne durumda? Sizin, yani evet, siz varsınız. Bizim güzel. Çalıştığımız alanla ilgili mi yoksa genel... Genel olarak bitkiler tarihi. Yani bu sosyal... Bitki tarihi dediğimiz şey aslında bizim oturttuğumuz konseptle başka bir konsepte daha oturuyor biliyorsunuz. Bu evrimsel süreci de bir aslında tarih.
normalde ta işte bu var. Şeyden itibaren onlar, dinozorlar çağına. Tabii. Biyologların çalıştığı. Ama bizim bitki tarihi dediğimiz konsept aslında biraz sanki emeklemek diyebilir miyiz? Tabii. Hocam, iddiamız aslında biraz da o. O zaman öncüsünüz bu açıdan, evet. Onu diyebiliriz. Yani deniyoruz diyelim. Evet. Ve eleştirileri, katkıları da bekliyoruz, deniyoruz. Bunun üzerine de yeni çalışmalarımızla devam edeceğiz. Peki çünkü. Hocam, nesne başka bir nesne üzerinden de niyetiniz var mı? Çiçekler, tabii taşlar var mesela. Biz taşlar kıymetli, daha iyi çünkü bozulmaz, kalır o. Mesela, ama bunu da gene aynı mantıkla çalışıyoruz. En son yakutu yazdık. Evet. Yakut sadece bir gösteriş aracı, zenginlik sembolü değildir. Değil mi? Bunun yanında ilaç sanayinde yeri vardır. E tabi bu taşlara tedaviyle ilgili şeyler vardır. Evet, tabii. Hangi gün hangi taşı kullanacaksın? Böyle 5-6 tane yüzük daha var. Hastalığa kullanılacak. Aslında salgına karşı korunmak için. Taşlar var. Evet. Biz şöyle yapıyoruz şimdi. Mavi giydim, o zaman mavili bir taş alayım. Sarı giydim, işte kehribar yüzüğümü takayım. Gri bir takım giydim, gümüş yüzüğümü takayım falan diye, tabii, düşünüyoruz. Ama o zamanlar onların hepsinin günlerine göre. Pazartesi, tabii, günleri takılacak, salı günleri. Ya bu da, buna da cevahir nameler var. Bir de bağışıklığı, evet, kuvvetlendirmek orta çağın, evet, en güçlü konusu. Ten ile arasındaki elektriği alma, tabii, vesaire. O bambaşka bir konu. Şimdi onu da inşallah bitirin. O da başka bir konuda başka bir şey yaparız yine. Tabii. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ben, ederiz. Şu kısacık süre içinde kaç tane bilgimi tahsis ettiniz. Yanlış bildiğimi düzelttiniz. Düşünmediğim konuları aklıma getirdiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki çalışmaların da aynı şevkle, arzuyla, aynı güzellikle devam eder. Hocam, size tebrik ediyorum. Hakikaten çok böyle güzel bir tezin yapılmasına rehberlik ettiğiniz için hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için de büyük onur bir hoca olarak şu an bu stüdyoda bulunmak da çok güzel bir anı. Öğrencimin çalışmasını övme fırsatı bulmak da çok güzel. Örnek alınacak böyle bir hoca talebe ilişkisini de ayrıca ifade etmiş olayım. Ve son olarak programı kırmayıp Kocaeli'den buralara kadar geldiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah şu üniversitedeki seçmeli ders olayı, çünkü çok mühim. Özellikle çocuklarımızın bu kareler, ekran bağımlılığından, tabii, ve kapalı yerlerde uzun vakit geçirmelerinden şikayet ettiğimiz şu ortamda onları doğaya, tabii, açık havaya çıkartacak bu tür etkinlikleri üniversite yöneticilerimizin desteklemesini beklediğimizi ifade ederek programımızı burada müsaadenizle kapatayım. Efendim, bu hafta Kocaeli bitkilerinden yola çıkarak bitkilerin tarihini konuştuk. Konuklarımız doçent doktor Meryem Gürbüz ve doktor Hüseyin Doğan idi. Haftaya yeni bir Enderun sohbetlerinde yeni bir konu ve yeni bir konukla birlikte yine sizleri bekliyor olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.